bastım yardır yayına da girdik galiba uh. dur bakayım going live e. aha geldi introyu da vereyim yatay bakış yatay bakış yatay bakış her hafta iki film bambaşka gündemler bambaşka konular yatay bakışta inanılmaz <laughs> olaylar hepsi gerçek maceralar bu hafta Oppenheimer bu hafta Barbie bu <laughs> hafta ikisi bir arada iki film bir arada sinemalara <laughs> geri mi dönüyor Çocukluğumuzun peçetenizi <laughs> bir almayı unutmayın. İnanılmaz dünyalarla tekrar karşımıza mı geliyor? Hepsi Peçete. ve daha fazlası çok kısa bir zaman içerisinde yatay bakışta olacak. Hatta. Yatay bakış haftadan haftaya dizi, film, anime, hentai, çizgi roman, oyun, kültür, Coca-Cola, şey Sprite, Pepsi, Fanta, yanan evler Hey Sam şu elimdeki listeye bakar mısın? Kevin Spacey'e şahitlik etmeye karar verdikten sonra ölü bulunan insanların tam listesi. <laughs> Lanet olsun dostum burada bayağı isimler var. Öyle evet şey. evet ama bunları artık konuşmuyoruz dostum. Çünkü işler çözüldü. Ha, selamlar ben Kevin Spacey'e benzeyen adam hatırladınız mı? Belki de tümüyle geri dönmüş olabilirim. Onları kibarlıkla öldüreceksin dostum. <laughs> Hanım bir çay koy o zaman. Bir çay <gülüyor> <gülüyor> Aa, Benim kameram Donldun. donmuş lan yine. Evet şimdi... Oğlum bu nasıl bir nazar Don, ya? İnanılmaz. Donuksun. Dakikalardır hiçbir Seni şey olmamıştı. bugün çok donuk ya. gördüm kardeşim. <laughs> Ay inşallah yine dondu kalktı yapmaz yani. <laughs> Dondun evet. kaldın ha. Dondum kaldım valla ton bombasını <laughs> görünce. Evet sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, Barbie yes. Heimer bölümümüze iyi hazırlandık. O Aynı. kadar iyi hazırlandık ki bir hafta geç atıyoruz. Ee, Tabii, bir, bir hafta buna ben koştum bütün. Tabii. Bir hafta ben bütün şey okudum koştum. abi. McCarthy dönemi, Truman dönemi şey ee, okudum mu? Atom bombası dinamikleri. Henry Kissinger, Bukalli, e, Winston Churchill, Hitler, Hancik Himmler, Adam. Zimler hepsini okudum <laughs> abi. Ee, ben Lenin falan okudum. Naruto'yu baştan sona bitirdim. Öyle hazırlandım ben bu oynamayı konuşabilmek için. Neyse. Dersdamn'dan <laughs> evet. manga okumuşum o arada. Karıştı işte hepsi. <laughs> Berserk okudum abi 22 sayı bu programı için. <laughs> Evet sevgili arkadaşlar hoş geldiniz diyelim öncelikle e, yatay bakışı bir tanıtayım herkese çünkü şunu da fark ettim ki Batman, Joker, e, Dark Knight falan gibi böyle spesifik belli filmlerde sadece film konuştuğumuz özel yatay bakışlar attığımızda yepyeni evet. seyircilere ulaşıyoruz bir kendimizi tanıtalım. Ben Can Sungur, Tan Can Fümen her hafta beraber yatay bakışı yaptım sevgili partnerim e, ve biz yatay bakışta genellikle haftanın olaylarının arkasından da iki tane seçmece filmi konuşuruz. Ama bazen o kadar büyük filmler bomba gibi güpös diye düşüyor ki e, sadece tek bir film üzerinde bölüm yapalım diyoruz. Bu o bölümlerden bir tanesi. Special Barbenheimer bölümü. Ve bu hafta iki tane büyük film ve aslında bir sinema olayı gibi de bir şey var. Evet, ee, sinema salonlarına kan geldi gibi bir durum var. Yüzüne can geldi. Ha evet şimdi Barbie ve Oppenheimer'ı ayrı ayrı konuşmadan önce bir kere şu Barbenheimer olayını ben bir övmek istiyorum ya. Bir şey diyeyim mi? Dur övme. Hayır, Sen tamam. güzel girdin. Bir biz yatay bakış istatistiği vereyim. Hem dedin çok güzel yeni gelenler Olur, oluyor. Tabii. Eski bölümlerde şey zannediyor olabilir. Ya işte başladan 3-5 bölümdür yapıyorlar olabilir. Hı -hı. Şimdi sayıları veriyorum. Herkes hazır olsun, tutunsun. Hakikatler. Abi hakikatler geliyor. 194 bölüm yapmışız abi toplam. Bunun 11'i film özel. Yani Hı -hı. sadece film konuşmuşuz. Bunlardan hariç 15 bölüm dikey çakış yapmışız bir de daha senin basmanın dikey çakış var bak. Morbius var evet. Morbius seni <laughs> oralarda tekrar göstermeye girsen onu da basacak. Oradan sonra en çok izlenen bölüm sence hangisi olmuştur? Sen biliyorsunuz gerçi de bilmiyorsan bir tahmin yap. Abi ya. şey olmuş olabilir mi ya? Spider-Man. Yok. Yok hangisi? Matrix. En çok izlenen. Aa öyle olur. mi? 561 bin evet. Ne? Onun buna <laughs> devam çekelim hemen. Deli misin sen? Niye <laughs> duruyoruz? Matrix 4 5 6. <gülüyor> <gülüyor> Matrix 2. <laughs> Anlamamışlar hiç. Matrix inceleme 2 ama bir daha inceliyoruz falan. İnce bir daha evet. Seri inceleme. <laughs> ama bir şey söyleyeyim mi? O Matrix konuştuğumuz bize arkadaşlar biz canlı yayın yapıyoruz bunu. Yani sonradan evet. izleyen arkadaşlar genelde canlı yayın alışkanlığınız yoksa niye ortaya görseller gelmiyor falan filan diye şaşıran ya yani yatay bakış yeni keşfedenler de öyle şeyler oluyor. Biz Matrix'i galiba 3,5 saate yakın konuşmuştuk. Ben bayağı Tabii. notlar hazırlayıp çıkarıp gelip 1, 2, 3 ve hani Matrix'i arka arkaya konuşmuştuk. En son beyinde pekmez bittiği için kapatmıştık diye hatırlıyorum. Abi canım ben acıkmıştım. Ölüyordum artık. <laughs> <laughs> Açlık vurdu beynime böyle. <laughs> yani Matrix hakkında yaptığım inceleme hakikaten benim gurur duyduğum bir iş. Hem de canlı yayında yapmış olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum. Bunu da belirtmek isterim. Hani var mı gurur evet, duyduğum bir yani. şey dersen. Çok büyük gurur duymuyorum ama vav wow be 3,5 saat <laughs> kütür kütür Matrix konuştuk detayıyla, referansıyla bilmem nesiyle falan güzel bölümdü yani. Evet çok iyi konuştuk ya. İkinci sırada da e, Boys'ta Mulholland Drive konuştuğumuz bölüm var. Boys'un üçüncü sezonu. O da 528 bin izlenmiş. Allah Allah. Bu da ayrı bir tuhaflık. Kanalın o kadar abonesi yok kardeşim. ki. Nerede bu? Abone, <laughs> abone basın ya o zaman. Arkadaşlar olur mu öyle? En az izlenenleri de söylüyorum. Ee, Enemy ve Alpha bir konuştuğumuz bölüm 34 bin izlenmiş. Abi, zaten Alphaville evet. yüzünden bizim de o gün şey olmuştuk böyle işte sinema <gülüyor> <gülüyor> falan olmuştuk baya. İkinci sırada da Cash ve Haneke'nin Cash ve Moon'u konuştuğumuz bölümde 39 bin izlenmiş. Allah Allah. Geçmiş olsun. Evet. Bunlar da en az izlenenler. Cash şey miydi ya? Adam böyle ulan diyor canı sıkılıyor. Çocuklarını da alıyor. Hep beraber öldürüyorlar kendilerini O film miydi? Yok. O değil. Tamam. O Seven continenttı Bu böyle kamerayı sabit koyarak başladı. Sonra da daha bir ırkçılık üzerine konuştuğu bir filmi vardı. Hiç sıfır. Ben de hiç demek ki kalmamış. Unutmuşsun. Bak konu, yani Konuştuğum <laughs> filmi unutmuşum artık yani. Ee, vallahi evet. Bir, de, film, ha. Bir, bir, Tabii. Ha, bir şey daha var. Bir filmi de sen başlığa yazmamışsın. O film e, geçen fark ettim ben de. Bad Times at El Royale diye bir filmi konuşmuşuz. Ama... Ben de unutmuşum bu filmi. Başlıkta da yok. Random ararken buldum böyle. Mismar... Karakteri uzun diye yazmamışımdır. Bad Times evet. at El Royale. 100 <laughs> karakter sınır var ya başlıkta. Aynen aynen. <laughs> Ya durum böyle. 5 bölüm sonra yüz yani. Bu bölümden sonra 5 bölüm sonra 200. Vallahi nazar değmesin. Yatay bakış hakikaten yani bizim kanalım böyle şeyi oldu. Mesneti oldu yani. yani kanalı Yatay Bakış'ın üstüne kurmuşuz gibi bir duruma geldi hakikaten. Çok gurur duyarak ilerliyorum ve böyle arada hakikaten toplumsal değil ama endüstriyel olay diyebileceğimiz mesela işte yeni Batman filmi, Dark Knight filmi, Joker filmi falan bunlara evet. da denk geliyoruz. Zaman içerisinde arşivimiz de çok kalabalık oluyor. Hatırlarsın evet. bunlar önce böyle iki tane tuhaf filmin bir araya geldiği haftamız Venom'un ikinci filmiyle Dune'un <laughs> aynı hafta gösterime girdiği. <laughs> evet ya. <laughs> o tuhaf haftaydı. Bir tane mükemmel film, bir tane de çöpün çöpten çıkarıp kemirip ya. çöp diye geri tükürdüğü filmi aynı hafta konuşmuştuk. Evet Venom 2'yi de konuşmaya çalışmıştık bu konuda da bizi tebrik ediyorum bunu da hakkını vermek lazım. Ama bu hafta Barbu evet. evet. Reis. Bir sana sorayım. Hollanda'da sinema kalabalıkları nasıldı ya? Çılgın. Ee, bayağı iyiydi. Ama burada şey, yani barbi salonları küçük salonlarda daha çok vardı. Hı hı. IMAX'de full open İkisi de full abi. Hiç yani. Küçük hı hı. salonlar full barbi dolu. Bütün şeylerde e, IMAX'lerde full doluydu yani. Türkiye'de hatta... de mekanizma aynı abi. Ben de hemen anlatayım. Evet. Geçen çarşamba biz toplandık gittik. Hadi dedik bir Barbenheimer Oppenheimer yapalım dedik. Barbenheimer çift yani şey gibi ikisi bir arada gibi oldu ya böyle gitmişken ikisini de bir çıkarıyorsun <laughs> aradan. Abi Barbie'de yer bulduk çünkü Barbie burada da irili ufaklı üçer beşer salonlara serpiştirmişler. Yani böyle Hı -hı. isteyen istediği zaman giriyor ve e, herhalde biraz yazın da etkisi, tatilin de etkisi, millet boşta falan. Hafta içi normalde boş olur. Yok abi. Oppenheimer 12'den akşam 22'ye kadar full Oyun hafta mi? sonları <laughs> cumartesi pazar sabah e, sabah 00:30 ve 00:04 seansları vardı. O ve an. ilk hafta sonu değil, ikinci hafta sonu vardı. Yani ben Türkiye tarihinde ikinci hafta sonu bile saat 4 sabah 4 seansı olan bir film hatırlamıyorum. Benim de hatırlamama hatam olabilir. Ama ben böyle bir kalabalık görmedim. Ben daha bugün ancak IMAX'lerde yer bulup gidebildim. Ee, Pazartesi bugün yani filmin gösterime girdikten iki hafta sonrasında. İki hafta, evet. Ancak yer bulabildim. Geçen hafta full artı full. Bir tek öndeki o en gariban koltuklar var ya boyun hastalığı koltuğu. Bir tek onlar. <laughs> Orada da izlenmez oldu. Bir tek onlar yer kalmış. Ya gittim. Dedim ki ya ulan normal koltuk yok. Belki ben şu en arkadaki sevgili koltuklarından verim var ya ikili koltuklar. <laughs> onlar full falan dediler. Yani sevgili koltuklarına kadar full çekmiş. Buna şu açıdan şaşırıyorum. Sevgiliyi alıp Oppenheimer'a gitmek de çok ekstrem bir hareket ama işte bu Barbenheimer muhabbetinden belli ki bağlamışlar evet. o işi. Yani çok ilginç bir sinema olayı yaşandı şu anda yani. Evet abi ikisi de kazandı bir de ya. Müthiş yani. Hani sinemanın birbirine desteği herhalde uzun zamandır bu kadar olmamıştı. Hep böyle çünkü aman abi oradan çıkalım. Hatta Warner bir ara şey yapmıştı. Warner diyorum Universal. Abi Oppenheimer'ı oynatsak mı falan muhabbeti dönmüştü. Sonra yok lan hadi gidiyoruz sonuna kadar falan olunca Barbie de karşılık vardı. Hop beraber şu an biri 775 milyon öbürü 400 milyon oldu yani çılgın gidiyorlar yani. Valla kim kimi destekledi ya, ondan olacağız. da çok emin değilim. Ee, bir, birbirlerini gazladılar bence öyle oldu yani. Ya evet biraz şey gibi oldu yani Barbie'ye gitmeyecekler Barbie'ye Oppenheimer'a gitmeyecekler Oppenheimer'a gitmiş oldu bu vesileyle galiba. Evet. Ama bugün şey benim için çok ilginçti. Yani bir IMAX salona girdim. Ve ağzına kadar dolu bir IMAX salonu. Ağzına kadar dolu salon görmeyeli ben çok uzun olmuştu. Çünkü aradan Covid geçti. Evet. E, açılışları filmlerin eskisi. Eskiden bu kadar bir süredir bu kadar güçlü olmuyordu biliyorsun. Ben bu kadar büyük açılış. En son herhalde Avengers Endgame'de falan Avengers. hatırlıyorum. Avengers ve ben bir de X 7. Star Wars. Yıllar sonra döndüğü için Star Wars ve Avengers benim de aklımda. kalıyor. Evet evet. Ve ben şeyi bir... özlemişim ya. Hani böyle kalabalık sinema millet gelmiş. Arada millet konuşuyor. Evet, yani. Arada şey de ne oldu öyle bilmem ne falan tepki veriliyor filme çünkü böyle yarı dolu, üçte bir dolu falan salonlarda izliyorduk bayağı filmleri. Biraz şeyi özlemişim hakikaten ya. Ne bileyim böyle bir bir şey böyle. oluyor ve nefesini tutuyor insanlar falan. Anladın mı? Böyle hep beraber. Yani evet yine cips ve Doritos yiyen arkadaşlar sağ olsun. Bu sefer Doritos yiyen arkadaş IMAX'de biraz Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Kurban olayım arkadaşlar, o Doritos paketinin gürültü yapmama şansı var mı yani? <laughs> Mısır'dan çok mu pahalı bunun farklı bunun fiyatı? Buradan Sine maksimum pari bu pari bu artık onların da isimleri bir tuhaf oldu. Garanti Plus neydi? Bu eskiden bunun ismi neydi? Garanti Sinema mıydı? İlk başta Sinema olmuştu. Sonra sinemaksimum oldu. Şimdi pari olmuş. Heh, buradan kendilerine sesleniyorum. Ne olur şu Doritos'u kaldırın. Çirkinlik yemin ediyorum. Haşır, huşur, naylon poşet yani bütün salon inliyor Doritos'tan. Tamam Mısır anladık da. Yani Doritos nedir aga gerçekten yani? <laughs> çıtırak çıtırak diyedim devamlı. <laughs> Bar gürültülü anlarda ya sesli. <laughs> Yok neyse ki şeyde yani ilk açılıştan birkaç sahne vardı Doritos'un duyulabileceği. Oppenheimer'da asla Doritos falan duyamıyorsun. Yanında birisi bateri çalsa onu da duyamazsın muhtemelen. Oppenheimer <laughs> konuşuruz biraz sonra zaten öyle bir filmdi. Yani evet, bu yani. hafta o yüzden benim açımdan ben böyle bir şey oldum ya. Hani iki kere sinemaya gitmek durumunda kaldım. Barbie ile Oppenheimer aynı gün bulamayınca ilk gün Barbie'ye gittim, ikinci gün Oppenheimer'a gittim. Çok kalabalıktı. Millet tanıdı. Selfie melfi çekindik. Oo, abi open mı geldin? Var <laughs> bir geldik falan filan. Böyle <laughs> böyle şey. Ee, makara da oldu. Kalabalıkları görmek çok eğlendirdi beni. Ee, hoş yani şey, şey hoşuma gitti ya. Oh be sinema be falan gibi oldu evet oldum yani. böyle bu hafta biraz. O, o heyecanı hissettin değil mi? <laughs> evet özlemişim ben bu heyecanı gerçekten. Yani Kesinlikle ya, şey çok... aklıma geldi. Böyle vaktinde Yüzüklerin Efendisi'ne falan giderdi. Kınca hınç bir kalabalık olurdu böyle evet, falan. Yani. Ya abi bak Yüzüklerin Efendisi dedin yani ben bunu çok anlattım da yine heyecanlanıyorum şey olunca. Yani ben e, ilk filme o zaman tabi bütçe de uygundu 8-10 civarı falan gittim sinemada. Üçüncü filme aynı gün iki kere gitmiştim İkisinde de böyle tıklı tıkıştı salon böyle her yer taşıyor insanlar böyle giyinip gelmiş falan. Şimdi düşününce şeyi hissediyorum ben de abi o sinema heyecanını ne zaman yaşadık harbiden işte bir Avengers'ta. Yakın dönemde. işte sonra da bunlar da. Yani Barbunheimer, Oppenheimer Barbie ikilisi. Harbiden bunu hissettirdi ya. Yani Hollanda'da özünde. Mesela ben dün animeye gittim. First Slam Dunk'a gittim. Müthiş bir film bu arada. Aklım çıktı. Vakit olursa konuşuruz. Mesela orada 3 kişiydik. 4 kişiydik. Bir aile gelmiş. İşte 15 yaşında çocuk. Anne baba. Bir de ben. Bir de yaşlı bir amca vardı. O sonradan prostatı var galiba. Adam tuvalete gidip geldi. O çok izleyemedi filmi ama... 4-5 kişi izledik. Böyle şey gibi oldu yine. Yani evimde izliyormuş gibi oldum. Ha, o da güzel. Bak onun da tadı ayrı ama kalabalık salonla izlemek, arada böyle homurtular, ne bileyim çıkışta tartışma dediğin gibi. Hoş oluyor yani. Özlemişim ben de ortamı. En son bir de biz Dark Knight'e galiba böyle bir pazar günü mü gitmiştik. Dark Dark Knight diyorum pardon. E, Matt Reeves'in Batman'inde. O da bayağı kalabalıktı. Batman'de, evet. O da kalabalıktı evet. Neyse, ama e düşün o kadar bir... şey yapamadı yani o da. Yok evet o bir <laughs> hafta kaldı <laughs> kalabalı. Dağıldı sonra. E, ama Neticede sinemaları ben bu kadar zamandan sonra böyle hınca hınç kalabalık, seyirci ilgili falan görmek çok hoşuma gitti. Barbenheimer pazarlaması çok tuhaf bir pazarlama. Hani başta böyle aa ulan şakasına makarasına falan gibi bir durum olmuştu. Sonra hakikaten senin dediğin gibi ciddiye aldılar. Gidiyor muyuz gidiyoruz oldu. <laughs> Şeyi falan gördüm ya. E-ticaret sitelerinde veyahut da böyle yemek sipariş sitelerine falan giriyorsun. Hakları alamamışlar ama onlar bile böyle pembe siyah falan hani <laughs> böyle çakallıklar yapmışlar hani orada bir se tarafını seç pembe mi siyah mı falan böyle. Ulan halbuki millet ikisine de gitti açıkçası pembe mi siyah mı arasında tar tar taraf seçmek yerine. E, sen ikisini aynı gün izledin mi peki? Aynı gün değil yok. Üst, iki gün bir gün arayla izledim. Birini cuma birini pazar gittim. Ya e, şunu aynısını iki gün izleyen ikisini de aynı gün izleyen arkadaşlardan varsa yoruma yazarlarsa çok merak ediyorum. Oppenheimer'dan ben çıktıktan sonra Barbie'ye gidemez. Barbie'den çıktıktan sonra Oppenheimer'a girseydim çok hızlı ya. fren yapmış gibi olurdum herhalde. İkisini aynı gün izleyen nasıl kafa bir kaldırmaz. Nasıl oldular gerçekten? <laughs> Çok merak ediyorum. Peki, Çok ne yapalım? Kaldırmaz. Önce Barbie mi konuşalım, Oppenheimer mı konuşalım sence? Gel Oppenheimer'la başlayalım istersen. Olur, Oppenheimer'la başlayalım. <laughs> Bana uyar. Oppenheimer'la girebiliriz yani. Oppenheimer. Hmm. Evet. Bir önce şeyi soracağım sana. Ha. Oppenheimer'a girerken. Nolan'a böyle bir şey gazı var ya işte. Çağımızın tek sinemacısı gibi bir bakış açısı Aha. var ya. Bir de Tenet'te bu bir de sarsıldı. Ee, çok gaz e, Nolan fanları çok da öldürmedi Nolan'ı yani Tenet'ten sonra. Oppenheimer'a da çok hızlı sarıldılar. Bilmiyorum sende böyle bir şey olmuş muydu? Yani Nolan zaten Tenet'te batırmıştı. Oppenheimer'da öyle bir filmdir falan gibi hissettim. mi? <laughs> ee, evet öncelikle onu bir söyleyeyim. Ben Oppenheimer'ın şey Nolan'ın TRT'de düştüğünü çok düşündüm. Ya açıkçası Oppenheimer'ı da çok beğendim şimdi. Zaten onu konuşuruz da. Oppenheimer'ı izleyince böyle bir şey hisset, hissi geldi bana. Ha oh be hani Interstellar'dan beri ben hani Nolan filmi izlerken bu kadar coşmamıştım. Özlemişiz oldum yani açıkçası. Bir böyle e, gaz seni uçuruyor, türlü türlü ruh hallerine sokuyor. Anlamadığın bilimsel terimlerin kuyruğuna takıyor seni. Acayip bir şeyler izliyorsun falan. E, valla yani Dunkirk ki ben çok beğenmiş olmama rağmen bu film bana Interstellar falan seviyelerini hatırlattı. O oraların kalabalığını, oraların heyecanını hatırlattı. E, TNT çok düşüktü bana sorarsan. Tenet'ten sonra zaten bunlar biliyorsun Warner Bros'ta da, da bir ayrılık yaşadılar. Ne oldu oradan sonrasında çok bilmiyorum. Ya işte bütçe verirsin, vermezsin. Düşür, düşür bütçelerini falan derken koptular yani. evet evet Universal'a <laughs> geçmiş. Valla Warner Bros'ta şimdi düşünsün yani nasıl kaybettiler Nolan'larını diye. Eee ben teneti biraz düşük bulmuştum abi. Tenet biraz daha doğrusu şöyleydi yani yani hani şey çok düz aksiyon gibiydi. Ha biraz dur ya. abi ben çok yani, kabul görmedim. Böyle yani. ben biraz şey oldum tenette. Kanka sakin ol yani anladın mı? Hani tamam karışık senaryo yazabiliyorsun ve becerebiliyorsun bunu eyvallah. Ama bir yerden sonra hani karıştırmış olmak için karıştırayım falan seviyesinde bir karışıklık vardı tenette. Ee, ben de böyle karanlık mafya falan gibi böyle Türk dizisinden karakter baş kötü falan olunca biraz düşmüştü açıkçası. Nolan hala şey diyor. Vallahi bir James Bond filmi olsa yönetirim. Kıpsile falan diye açıklamalarda bulunuyor. Evet, evet. Ya yani şu adama bir <laughs> James Bond filmi verin de vallahi. Yani tenet menet diye bizi yakıyor ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> ama hiç ben tenet açıkçası şeydir. Yani bence Nolan'ın arka arkaya giden e, işleri arasında bir düştüğü bir yan. Ama o düşmek de tuhaf bir düşmek. Yani şey bir düşmek değil. Yani kötü bir film. bir Kötü film demeye içim el vermiyor. Ama abi bir sakin ol. Hani tamam. Anladık. Yani şey <laughs> yani hani şey yani aksiyon yapacaksın abi. O da sert çalıyor bateriyi. tamam usta sensin ya. Hani tamam artık yapma bak insanlar yoruluyor salonlarda falan seviyesindeydim. Oppenheimer bence çok şey. Hakikaten filmi izlerken şey düşündüm ya. Ulan Nolan çok iyi bir yönetmendi ve giderek daha da iyi bir yönetmen oluyor düşündüm. Yani yönetmenin yönetmenliğinden, e, sinematografın sinematograflığından, müzikleri besteleyenin müzikleri bestelemesinden aktörün aktörlüğünden, aktrisin aktrisliğinden, kostümcünün kostümünden aşırı etkilendiğim bir film <laughs> oldu abi. Yani her yerinden film yakaladı beni. Yani çok müthiş bir deneyimdi. Sinemaya gittiğimde görmek istediğim filmler işte benim böyle filmler yani. Gideyim, iki buçuk, üç saat böyle benim bir aklımı alsın. Ben bambaşka bir deneyim yaşayayım. Oh! Bunu istiyorum. Ben Benim aynı o açıdan Hakikaten 10 bölü 10 derim yani ben bu filme şu an. Ama filmden yeni çıkmış olmanın gazı da olabilir. Belki gazı gidince biraz 9 bölü 10'lara 8 bölü 10'lara çekebilirim ama şu an çok yükseğim Oppenheimer'a yani. Ya bir de işte şey izleyebilseydik full 70 mm İngiltere ve Amerika'da bu arada o full 70 mm IMAX'ler böyle Ağustos ortasına kadar falan doluymuş yani. Twitter'da falan yazıyor millet. Hadi ya. Abi yer yok falan diye. Ya. Yani burada da tabii yoktu da. Valla Oppenheimer'ı e da bir spoilersız bir tüyo vermek adına ben şöyle diyebilirim. Ben başta diyordum ki lan Oppenheimer'a IMAX'e gitmeye gerek var mı? Bir sürü adam bilim konuşacaklar işte falan. Yok IMAX'e gitmeye var. gerek varmış. Yani film bir noktadan sonra derdini gerçekten müzikle anlatıyor. Kesinlikle var. Ses Sesler için zaten direkt var ya. Hani hı hı. görüntüde. Ya bu arada görüntü içinde var bence de. Yani sonuçta... E yarattığı atmosferi birkaç sahnede de çok yüksek hissetmek için IMAX'te görmek başka bir deneyim yani. Evet evet. Tabii keşke full izleyebilseydik. Yani ben filmle ilgili ben de spoilersız şunu söyleyebilirim. Yani çok kıl olduğum şeyler oldu. Özellikle ben mesela şeyleri hiç beğenmedim. Böyle, böyle başta Fincher'ın çok iyi yaptığı böyle müzik kullanmadan aslında çok düz bir hikayede tempoyu çok yükseltebildiği teknikleri Nolan hiç kullanmaya çalışmadan o tarz teknikler yaratmadan ben konuşurken sesi açayım abi tekniği ve başta böyle devamlı aralara Winamp gibi görüntü atması halbuki o serpinti kafası falan sonra anlıyorsun ama ya da zihninde dönen o patlamaları çatlamaları ama onlar mesela başta o kadar kötü gözüktü ki bana bir daha bir görüntü giriyor zoom out oluyor zoom in oluyor çıkıyor bir daha müzik giriyor abi böyle tempo yapmasam mı acaba deyip harbiden ben ilk bir bir buçuk saati Böyle şey gibi izledim ama ne zaman bomba patladı? Aa dedim okey. Tamam filmi demek ki bunun üstüne kurmuş. Okey bomba da patladı dedim. Ondan sonrası bana müthiş geldi. Hmm. Çünkü ondan sonra tam benim kaf şey kafaları geliyor. Siyasi yoğunlaşıyor, siyasi gündem yoğunlaşıyor. Adamın acı çekmesi artıyor. İşte üzerine bombanın yarattığı etkiyi film yok etmeye çalışıyor. Çünkü diyor ki bak burada bir drama var. Bu dramayı ben sana göstermeden anlatacağım. Ki bu çok tartışıldı. Konuşuruz zaten. Sonraki kısım benim için müthiş. Yani filmin girişinde çok küfür ettiğim yerler oldu ama sonrasına feci bayıldım yani. Hmm. O zaman arkadaşlar, spoilerları da diyelim bundan sonra ee, rahat rahat konuşalım filmi. Biz tav tavsi tavsiye ediyor musun yani sinemada da abi? Abi tabii kesin. IMAX. Tamam. IMAX'ta izleyemediysek de Korsan'da izleyelim mi tavsiye ediyor musun? Yok. <gülüyor> <gülüyor> yani. Yani düz HD düşünce izleyen en azından sinema çekimi izlemeyin. Ya evet bu arada IMAX'te izlemekse tadı düşebilir bu işin. Biz de o yüzden evet. spoilerlılığa geçmeden önce tavsiyemizi vermiş olalım. Oppenheimer'ı ben herkes izlesin diye banko tavsiyem basıyorum. Bam onay mührüm bastım. Kesin. Herkes izlesin. Nerede izleyebiliyorsa izlesin. İmkan varsa iyi bir kulaklıkla bilgisayarda ya da IMAX'te falan izlesin. Çünkü film seslere çok yaslanmış bir noktadan sonra. Ee, diyoruz spoilerlı muhabbetlere geçiyoruz. Spoilerli muhabbet muhabbeti de Youtube'da millet yapıyor diye diyorum. Yoksa Oppenheimer yani e, Wikipedia'sında yazıyor adamın başına gelen her şey yani. <gülüyor> <gülüyor> üçüncü perdeden ya. sonra Nick Fury Skrull çıkmıyor yani. O, o tarz bir hikaye değil burası. Aynen. ya yani, spoilerı da zaten kendi artık dramayı yaratmak için o çatışmayı yaratmak için işte Strauss'un hikayesini biraz daha e, reveal eden bir hale getiriyor. Spoiler olur herhalde. Başka da bir, bir şey yok yani. <laughs> Onun dışında spoiler denecek pek bir şey hissetmedim ben de. Evet filmde. evet işte ajanın çıkması falan. Okey şimdi baştan bir böyle ele almak gerekirse ben Oppenheimer 3 saatlik süresiyle çok e, ya yani çok tematik buldum filmi. Çok fazla konuyu ele almış aslında. Hani baktığın zaman evet hani Oppenheimer atom bombasını yaptı bir koydu patladı falan gibi de böyle yorumlanabilir ama bence çok fazla konuyu çok güzel ele almış. Eee Anlatım dilini ben çok beğendim. Zaman atlamalarını çok eleştirmişlerdi. Daha önce chatte, daha önce izleyen arkadaşlar chat'e birkaç kere yazdılar. Senaryo çok karışık, hiçbir şey anlaşılmıyor filan demişler. Ben aksine hiç katılmıyorum ben bu arada. Çok aksine, rahat birleşiyor. Abi aksine senaryo. Burada bir şey oluyor, 25 sene sonraki sonucunu hemen bir sahne sonrasına koyuyor ki yani sen anla. O aradaki süre boyunca karakterleri evet. aklında tutmaya zorlanma filan diye. Bence yani senaryoyu anlamayan arkadaşlar kusura bakmasınlar ne yazık ki bunu söylemek mi? ama çocuğu anlatır gibi anlatmış şeyi hatırlıyor musun diyor o herifin görüntüleri geliyor İşte o ajanmış <laughs> falan diyor böyle mesela yani ulan 3 saatlik <laughs> film unutmuş olabilirim ama hatırlatıyor veyahut da işte bilmem nerede bilmem hangi ajanla şeyle konuşuyor istihbarat e, komutanıyla konuşuyor sonra o istihbarat komutanıyla konuşmasının kötü ve yan etkilerini hemen arkasında konuşuyor diyalog daha ilerlerken yani neden ve sonuçları şöyle yan yana koymuş film ki sen uzun süre karışık kurguları ve siyaseti, politikayı aklında tutma diye. Filmin sonucu arasında Strauss'la yaşadıkları gerginliği anlarken. Strauss başta iyi adammış gibi gözüküyor. Sonra Strauss'un kötü adam olduğunu görüyoruz. Sonra Strauss'un Oppenheimer'a gıcık olduğunu görüyoruz. Sonra konu bitiyor. Üçüncü evet, kısım kendi içinde ayrı bir film neredeyse. Yani Diğer öbür taraflardan <laughs> kopuk dere olacak derecede. Yani kendi şey içinde bilelim. kendi kendini çok iyi izah eden bir film. Evet. Ve bence dönemini, içinde bulunduğu politik bağlamı, içinde bulunduğu siyasi bağlamı da çok iyi anlatıyor. Yalnız filmi izlemek gerekiyor. Yani şey gibi izlersen böyle hani aldım cep telefonumu elime. Evet böyle, dikkatli zaman. Tek abi. sesler yükseldiği zaman bakayım falan tarzı izlersen <laughs> bir, bir bok anlamazsın da. Yani orada bir Oppenheimer'ın artık bir suçu yok yani. Ha. Ya zaten Nolan hep şey diyor ya işte aslında yani bak ve hisset şeyi var ya onun gazı hani. Mesela bunu ben Tenet'te biraz uyuz olmuştum. Bunun için aslında diyalogları bastırmaya çalışıyordu. Yani görsel olarak bir şeye daha çok odaklanmanı istiyorsa onu kısıyor. yani Hı. karşısındakini kısıyor. Ve hisset filmi kafasına sokuyor. Okey burada mesela diyalogları Allah'tan bastırmamış ama yine de sorgu sahnesinde mesela yine bastırıyor biraz. O taktiğe yine geçmiş. O biraz özellikle yapmış ama onu. Evet. Ben bütün evet, onu film öyle olacak yapıyor. diye endişe etmiştim. Öyle değilmiş yani. Aynen. O o okey. Bak orada çalışıyor. Çünkü harbiden o sahnede şeye odaklıyor seni. Oppenheimer'ın hissettiklerine odaklamaya çalışıyor. Bir de şöyle güzel bir şey yapmış. Yani bu güzel mi kötü mü gerçi tartışılır. Ne kadar iyi çalıştığı da konuşabiliriz. Renkli sahneler aslında biraz daha e, Oppenheimer'ın subjektif yani kendi bakış açısından. Hı -hı. Tamamen senaryo da kendi bakış açısından. Onun gözü. Yani o nasıl bakıyorsa aslında de bu simülasyon gibi baktığında çok aslı tuhaf oluyor. Çünkü sonuçta kameraya yönetmen bakıyor ve o yazıyor, o görüyor ya. Sonuçta biz Oppenheimer'ın gözü dediğin zaman yine onun yazdığını görüyoruz. Ama bütün hedefi o yön demiş. Yani ben Oppenheimer'ı burada nasıl düşünür, nasıl bakar diye odaklanayım diye uğraşmış. Siyah beyazlara daha objektif kısımlar işte mahkeme sahnesi, Strauss'un sahneleri vesaire. Daha sonra işte ilerleyen kısımlarda Oppenheimer'ı da oraya sokuyor yer yer. Öyle bakınca zaten hani o karışık gelen kısım böyle e, farklı yollarda akan suların hepsi aslında bir yere doluyor ve sonunda hepsi birleşiyor ve Hı -hı. çok bence crystal clear bir şey çıkıyor ortaya. Yani çok kafa karışmıyor aslında. Yok yok Bence de öyle. Ben siyah beyaz tarafları bu arada Strauss'un bakış açısı olarak gördüm direkt. Çünkü Strauss e, böyle biraz iyi adam biraz kötü adam diye şey işaretleyip de. böyle kendi kafasında bir şeyler kurmuş. Oppenheimer başka bir kafada bir şeyler kurmuş. En son dava sahnesi de o zaten geçişlerde onu çok iyi hissettiriyor. Belki milletin şeyden kafası karışmıştır. Siyah beyaz olan sahneler Oppenheimer'ın ömrünün sonlarına doğru olan dava sahneleri. Ama bizde evet. siyah beyaz olunca eski sahne kabul edilir ya acaba millet şey mi oldu? Ya buralar 90'larda geçiyor renkli kısım, siyah beyaz <laughs> kısım 50'lerde mi geçiyor. Biz anlamadık hocam falan i̇şte, gibi kafamı karıştırdı. Işte şey gibi bence yapmış. O tarihi bir görüntüye hani tanıklık ediyorsun gibi aslında hmm. düşünmüş bence. Hani o o güzel bir kafa aslında. Hani filmi aslında biyopikten çıkartıp biraz daha mockumentary gibi bir havaya sokuyor. O açıdan bence güzel bir tercih olmuş. Ya yani mahkeme sahnesine, sorgu sahnesine tanıklık ediyor kafası bence çok güzel yani. Tabii, Öyle finaldeki, güzel çalışıyor. Finaldeki sorguları da birbirle çaprazlayarak yan yana vermesi. Evet. Hani bak sen 10 sene önce herifi e, yargısız infazla böyle kurmaca mahkemeyle eledin. Bak 10 sene sonra şimdi de kurmaca mahkemeyle seni eliyorlar. Mesela oradaki diyalog satırlarının birbirlerine atlama yapması. Bence senin dediğin gibi bombadan sonrası yani filmin üçüncü perdesi e, ayrı bir film olarak ele alınabilir. Kesinlikle. Yani. Çok rahat. Çok... Yani bomba sahnesi bombadan sonra Oppenheimer'ın bo bombadan sonra Oppenheimer'ın kamerasının odağı kayıyor. Fark ettin mi onu? Evet. Ben şey oldum. Şey bozuluyor. Dedim, ben mi yanlış görüyorum yoksa <laughs> yani sürekli böyle bir şey de, de, kameranın net derinliği bozuluyor. Arkası daha bulanıyor. Yani bazı sahnelerde çok bariz de. E, çok bariz olmadı. Yani şöyle özellikle vurgulamadığı sahnelerde de ara ara odak kayması oluyor. Yani kamera şey atom bombasından sonra Hiroshima ve Nagasaki'nin bombalandığını duyduktan sonra Oppenheimer'ı çeken kamera adeta odak sıkıntısı yaşamaya başlıyor böyle. Bu benim çok hoşuma gitti. De, onu şeyde de yapıyor devam ettiriyor hatta o konuşma sahnesinde iyice böyle dağılıyor. Odak modak hiçbir şey Herifiniz kafa gidiyor zaten <laughs> Çok iyi çok iyi kullanmış onu da. Yani e bir de şey filmi başa sarıp düşününce çıktıktan sonra ben şeye de bir daha baktım hani gerçek hayatında ne farklar var diye. Bunu hissettim aslında bu film hani Nolan'ı hep şeyden eleştiriyoruz ya aslında çok da bir şey konuşmuyor hani bir siyasi şeye girmiyor diye. Aslında yine girmek istemiyor gibi o siyah beyaz sahneleri koyarak. Hani ben gösteriyorum yine size bakın bunlar tarihten çünkü şeyleri falan hep birebir almış. Kitapta ve kayıtlarda olan sorgu sahnesinin Sorgu e, metinleri metinlerini birebir almış, olabildiğince de bozmadan kullanmaya çalışmış onları. Ama şu e, davranışı bence biraz kendisini de sorgulamaya giriyor. Yani kendi gözü de olduğu için ya bu adam sonuçta bütün imkanları kullanıp bir şey yapıyor ve aslında e, çok apolitik biriymiş Oppenheimer. Mesela ben bunu bilmiyordum sonra Hı -hı. okuyunca öğrendim. Ve sonra yaptıkları şey yani kendi hayalini, kendi o fizike, fiziğe, bilime bakış açısını gerçekleştirmek için her şey mübah tavrını bomba patladıktan sonra biraz da kendi eleştirisi gibi bak ben de yıllarca bu konularda bir şey demedim ama yani evet yani bu konuda artık susamayız gibi bir noktaya getiriyor. O da çok hoşuma gitti yani. Hem Oppenheimer da o kafaya giriyor. Özellikle Japonya'nın görüntülerini izledikten sonra o konuşmayı Pardon, camı Los Alamos'taki... Başım, ha gel abi. Allah Allah. devam edersin. Uşak, uşak müzik <laughs> festivali var herhalde. Ha senin yine partin mi başladı. Ha evet. <laughs> Los Geliyorum, Alamos o... diyordun en son. Ha, Los Alamos'ta yaptığı konuşmada işte zihninin gitmesi, insanların böyle çok böyle hmm. ağızlarından sayılar akarak alkışlaması, orada ne yaptığını fark etmesi, işte o yanmış bir çocuğun üstüne basması falan. O Orası işte orada bence Nolan kendi gözüyle böyle bir iç içe giriyor. Yani ulan yani hiçbir şey söylemedik şimdiye kadar ama bu konuda susamayız. Yani bu konu çünkü ne olursa olsun yüz binlerce insanı öldürdü, masum insanı öldürdü. Ve burada Amerika'nın bence ne kadar objektif kalıyor derse desin aptallıklarına da çok iyi vurgu yapıyor. Yani sırf komünizm korkusundan Oppenheim'ın üzerine nasıl aptalca gidildiği. Hı -hı. Ve burada çok güzel, güzel bir ironi yapıyor. ya Los Alamos bayağı komünist ortam gibi oğlum. Hı -hı. Yani tamam dışarıdan finanse ediliyor da içerideki çalışma hayat bildiğin küçük, kapalı. <laughs> Bunu da filmden çıkınca böyle Beri söyledi bana. Oğlum bu bayağı komünist ortam lan. Burada takılıyorlar falan. Aa evet lan dedim. Doğru burada. <laughs> aslında herif kendi bütçesiyle kendi de onun Amerika hükümetinde trollemiş yani bir anda. Bilmiyorum ya evet. ikinci kısım böyle düşününce birleştikçe kafamda çok hoşuma gidiyor. Belki de Nolan'ın Sesini objektif kalıyorum diyerek bile çok fazla yükselttiği bir film olmuş. Yani. Bence Çumuştu. hiç objektif kalmamış. Valla bam bam saplamış yani. Yani evet. zaten McCarthy dönemi yani, bam bam saplanmayacak bir şey yok. Cadı avına çıkmışlar işte. Vay sen kırmızı tişört mü giydin? Komünist müsün lan sen? falan gelmiş. Millet işini evini arabasını falan kaybetmiş. Ee, Şeyin de oynadığı bir tane film vardı ya. Majestic miydi filmin ismi? Bizim komedyen abinin son filmlerinden bir tanesi. Turumun turumuş oldu oynayan abinin ismi neydi? Jim Carrey. Jim Carrey'nin oynadığı mesela bir tane. Aha, Majestic. Var. Evet, Majestic evet, olması evet. lazım ismi. Evet. O da çok güzel işler evet. o dönem. Ben ilk o dönem, o filmden keşfetmiştim. Evet. Böyle bir e, tarihe dair böyle bir dönem olduğunu Amerika'da. E, Valla yani ben bir tık kurguyu tekrar övmek istiyorum ya. Yani dava duruşmadan açılıyor. Evet. Duruşmadan gençliğine kayıyor. Gençliğinde farklı ülkeleri gezmesi. işte hocasını zehirlemeye kalkışması. Hani böyle Buhranlı tuhaf bir çocuk olması, kafasında o bir takım ışıklar mışıklar dönmesi. Ha o bir takım ışıklar mışıklar dönmesi de ben de biraz senin gibi şey oldum. A Anladık abi bilim yani hani <laughs> biraz oralar şey gibi olmuş. Ya bence oralar işte bir tık yanlış anlaşılmazsa sana bana göre değil de hani... ...Barbenheimer denince hani adam gelmiş ne oluyor lan şimdi bu filmde falan deyince... ...abi bak işte ışık mışık falan bilim yapılıyor abi anladın mı bilim abi falan. hani fizik abi falan hani... Olabilir. Ha. Biraz öyle düşünmüş olabilir. Biraz ya da sanki şey gibi. Hani tempoyu lisede, tempoyu arttırayım gibi oldu. Lisede TM okumuş. Anladın mı? En son Fen 2 kitabının ötesinde fizik görmemiş. Orada da ışın kırılması <laughs> görmüş en son. Öyle de çok seyirci geliyor yani bu filmlere. Onlara biraz şey gibi yapmış. Bak abi bunlar fizikçi. Bunlar deli adamlar anladın mı? Havaya bakar ışık görür. Partikül görür abi anladın mı? Deli gibi bir şey bunlar falan. Biraz <laughs> böyle seyirci şey yapmış bence hani. Cimciklemiş oralarda. Bir tık da gör gözüne parmağım yapmış ama. Bence şey güzeldi yani. Adamın hani Avrupa'ya gitmesi, farklı farklı e, bilim insanlarıyla görüşmesi... İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa'sının böyle işte kuantum fiziği açısından ne kadar kıymetli insanlar yetiştirdiği... Orada birebir görüştüğü Heisenberg'ler, işte Bohr'lar falan filan böyle... E, şeyler böyle kitaplarda okuduğumuz adamları sinemada görmek de hoşuma gitti benim açıkçası falan. Ama film hakikaten şeyde başlıyor. Abim e, Amerika'ya gelip de kürsüsünü aldığı ve Amerika'da kuantum fiziği anlatmaya başladığı günden itibaren aslında hani böyle var ya geliyor sınıfa yerleşiyor falan teorisyenim ben pratikten Hı -hı. anlamam falan o noktadan sonra film zaten başlıyor denebilir öncesi birazcık şey gibi adama bir ısıtıyor bizi anlıyoruz tanıyoruz falan ama yani bu geçişlerde şey çok iyiydi ya ee, yani aslında demin de bahsettiğim gibi bugün yaptığı bir şeyin etkisini filmin sonunu kadar beklemeden hemen filmin sonunda neler olacağını yaptığı şeyin etkisini göstererek böyle yan yana yan yana çok güzel diziyor çünkü 3 saatlik bir filmde hatırlamazsın aslında hani Bak sen hatırladın mı filmi 27. dakikasında adam'a lan demiştin İşte şimdi 198. dakikada adam geri Kendi geldi. Tarzına ters bayağı aslında. Evet. <laughs> Tabii yani bence pıt pıt bunları yan yana koyarak gitmesi ve biz bir yandan da bütünleşik hikayeyi takip edebiliyorsun sen. Ee, bir başka şey izlediğim en iyi Star Trek bölümlerinden bir tanesiydi diye bir övgüm vardır benim. <laughs> Güzel. Çok sevdiğim bölümlere genelde filmlere böyle bir övgü yaparım. Biliyorsun konuştuk kaç kere Star Trek The Next Generation dizisi. Ee, yani bir grup aklı başında insanı bir odaya toplanıp böyle bir problemimiz var bunu nasıl çözeriz diye konuştukları ve bir odada konuşan insanların fikir alışverişi yaparak bir noktaya vardığı işler çok uzun zamandır artık görmüyoruz. Eskiden sırf buna odaklı filmler yapılırdı. 12 Kızgın Adam konuştuk mesela dünyanın evet. en iyi filmlerinden bir tanesi. En iyi diyorsun. örneği bu işin herhalde. Evet. Tabii. ...The Man From Earth filmi vardır... ...science fiction severlerin bilebileceği... ...bir odada konuşan altı tane insan... ...birbirlerine bir şey anlatıyorlar sadece... ...hikaye daha sonra açılıyor ona göre değişiyor falan filan... ...yani bana kalırsa... ...Oppenheimer... ...bir odada konuşan bir grup insan filmi... ...işte Nolan biraz Nolanlık yapmış... ...araya böyle bir... Fıçı çıçı çıçı ...falan atmış böyle bir... hani ...uyumayın lan Şşş, popcorn tayfa... ...ekrana bakın falan çekmiş ki iyi ki iyi ki de yapmış bu arada... ...yani yoksa... ...milletin ilgi ve sevgisi ve alakası da düşebilir... Ee, öte tabii yandan... Bu kadar uzun tutup sırf konuştursa işte onu onu bir fincher becerebiliyor galiba ya. Hmm. Ama o da kısa yapıyor zaten. 3 saat yapıyor. <laughs> ee, tabii tabii. Ve şey yani bu bir grup konuşan insanın konuştuğu şeyler kritik ve önemli ve geleceği değiştiriyor. Ve bakın burada konuşulan şeyler üç gün sonra kıçımızda patlayacak gerginliğini de sana hem ses efektleri ara görüntüler hem de müzikle. Çok iyi veriyor. Bazen yani şöyle bir eleştiri yapılabilir bu film herhalde. Yer yer müziğe çok abanmış, çok yaslanmış. Yok işte o beni çok baydı bir yerden sonra. Yani çok gereksiz bir de yükseltip. Ya bütün tempo e, arttırma çabasını sese müziğe dayandırması tabii ki bak yani bu aksiyon filmlerinde iyi çalışıyor da bu film o film değil ya. Yani biraz orada zorlanmış gibi hissettim ya. Yani. Bana da ayarında geldi vallahi. Yani yer yer izlerken şey oldum. Usta dedim ya burada da bu gerginliğe gerek var mı? Ama sonra o sahne bir yere bağlanıyor. Yani gergin bir yere bağlanıyormuş. Aslında yani olun galiba montajını yaparken çok duygulara odaklı montaj yapıyor. Artık bunu çok bariz hissediyorsun. Yani adam diyor ki lan ben bu sahnede seyirci korkusun istiyorum diyor. Halbuki iki kişi konuşuyor mesela o sahnede. O korkulacak bir şey yok. Ama artık adam ben usta yönetmenliğine burada bunu hakkına bence gönül rahatlığıyla verebiliriz. Şey sahnesi mesela. ...istihbarat subayı olan adamla konuşurken bir yandan da istihbarat subayı olan adamla konuşmasını trende diğer komutana izah etmesi ve oradaki o kamera açıları başta böyle istihbarat sura, subayının suratını göstermiyor. Sonra gösteriyor. Herifte bir gerginlik var. Kamera sürekli bunun gözüne odaklı çekiyor. Öbür evet. tarafta pat öbür tarafa atlıyor. Müzik aşağıdan aşağı korku filmi gibi gerginlik veriyor. Ulan iki kişi konuşuyor. Yani o sahnenin <laughs> o kadar fazla çekilebilir hali var ki yani İki kişinin konuşması. Görç 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 konuşurlar. Eser geçer. A kamerası, B kamerası. Yallah bitti. Yok Nolan şey bir adam. Yani bu Oppenheimer'da artık öyle yapmış. Kardeşim demiş. İki kişi mi konuşuyor? Evet. Ver gerginliği. Ver heyecanı. Ver tempoyu demiş. İyi etmiş bak. Yani bu arada bu adamlar en nihayetinde atom bombası yapmıyor olsaydı. Yani böyle dünya tarihinin en büyük işlerinden bir tanesini yapmıyor olsaydı. Aşırı kaçardı. Şey kurtarıyor ama. Oğlum niye geldiniz biz bu kadar bu sahnede oluyorsun? <laughs> ben oldum yani salonda bir iki kere. Sonra diyor ki ama abi atom bombası yapıyoruz. Tabii ki doğru ha, mu? <laughs> Hadi. Hadi tamam lan o zaman filan diyorsun. Mesela Interstellar'da da öyleydi. Dünyayı kurtarmak için uzaya gidiyoruz kafası vardı. Hep böyle bir high stakes yani aman ne olacak bu işin sonunda falan onun heyecanı. Evet. Bence o yüzden şey yapmışlar. Ya bir de e, Interstellar'da yani, hı, sen söyle. Ya şunu diyecektim. Yani Nolan'ın da tri belli. anladın mı bir, bir numara çekiyor orada. Ama o numara kurtarıyor ve şeyden kurtarıyor işte. Ee, hem Trinity'nin patlama sahnesinden hem Oppenheimer'ın kariyerinin bundan sonra Bunu batmasından. Büyük kaydırıyor diyorsun. Okay. Ya evet hani böyle biraz yüklenmiş hani ama yüklenmesinin de bir şeyi var. Hani bence onun hakkını veriyor film öyle söyleyeyim. Interstellar'da bir de şey avantajı vardı abi. Yani Star Trek gibi mekan değiştirebiliyordu. Ve acayip böyle gezegenlere gidiyor, uzaya çıkıyor. Para deliye girdi oğlum adam. Yani Tabii. Hani Interstellar'la ilgili birçok şey eleştirilebilir. Hepsine de e, dinlerim sonuna kadar. Hatta bazen okeyim de ama kara delik simülasyonunu yaratmak, sonra bunun fizik dünyasında kullanılması, oraya bir birini sokmak falan. Harbiden bu e, güzel kafa yani. Bu, bu, bunlar herkesi geliştirecek, sinemaya katkı yapacak şeyler. Ve orada işte gittiği gezegenlerin ben ne kadar etkilediğini falan hatırlıyorum. Yani işte o su gezegeni Ondan sonra yine keza yine böyle çok kurak bir yere gidiyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani o kadar değişken bir dünyada seni döndürüyor ki şimdi burada o pek yok. Yani senin dediğin gibi aslında tek yapabileceği vurgu ya da değiştirebileceği şey bu işin önemi. Ya başka hiçbir şey yok. Yani bunun sonucu çünkü herkes biliyor. Ya bugün dünya üzerinde atom bombası hakkında hiç duymamış, fikri olmamış. Hı hı. Ya Japonya'ya atı, atıldığını bilmiyorum diye acaba kaç kişi vardır? Çok azdır herhalde. Yani dünya hiçbir şey duymamış, bilmemiş ya da harbiden dünyadan soğuk bir kabilede falan yaşıyorsundur. Hani bir... Ee, Avrupa ülkesi seni sömürüyordur ve elindeki kaynakları almıştır. Yazık açsındır. Anca öyle hiçbir şeyden haberin yoktur. Onları zaten bir yerlerde unutuyor herkes. onun dışında herkesin haberi vardır bu acayip olaydan. E bu Bunun önemini aslında bir yerden sonra unutuyor ya insanlık. Mesela Holocaust da böyle oldu. Şimdi böyle şey gibi çok uzakta kimilerinin yalanladığı bir şeye dönüşmeye başladı. Ama atom bombası öyle bir şey yok elinde yani. Bunun bilimsel olarak yapıldığı, atıldığı, Truman'ın artık görüntüler, ses kayıtları, her şey ortada olduğu bir şey. Bunun önemli vurgulamak en büyük avantajı zaten ne olun? Bir de şeyi işte çok iyi yapıyor bununla beraber. O da böyle çok fantastik bir kafa ya. Testlere yapmıştı bunu Prestige'de. Hı hı. Tarihi önemli figürleri, işte sen de bahsettin önemli fizikçileri, Einstein'ı, şunu bunu ya yani çok iyi hayata getiriyor. Ya yani o, o orada evet o adam burada lan. Hani görsem böyle evet, evet. görürdüm. Ya biraz şey, bilim pornosu yapıyor ya ne Yani öyle diyebiliriz evet. bak gerçekten bilim pornosu. Ve ben her şeyi bir kenara bırakayım. Bu filmi şey açısından çok destekliyorum ya. Interstellar'da da böyleydi. Yani bugün şöyle söyleyeyim. Haftalardır Oppenheimer kapalı gişe. Full artı full. Ben sinema salonuna gidip de Oppenheimer izleyen herkesin açayım da işte bilim teknik okuyayım veyahut da iki tane <laughs> bilimsel kanal takip edeyim. bilimle alakalı neler oluyor dünyamızda ona bakayım falan. Merakı olanlar %50'si ise iyi bir oran söyledim. Geri kalan %50'si <laughs> lan Nolan'ın filmi gelmiş gidek de bakak falan diye geliyor ya. Evet. Biraz böyle işte şey yapıp, hep, kafamda böyle bir şey oluyor. Ulan şu salonda şöyle 14 16 yaşta bir tane genci şuradan bir ilham alsa ulan bir kafayı açayım da bakayım neymiş bu bilim? Adam kuantum diyor, fizik diyor. Maddeyi parçalıyor. Ne anlatıyorlar? Ne cool adamlar bunlar. Yani bak bir de şey ya böyle. Türkiye'de bu arada bu kişi bu filmin gişesini çok ciddi Cillian, Killian Murphy şeyi var bu arada. Ee, şey reis. Ne o? Jiletli mafya şapkalı raiz. reis ne mafya <laughs> reis. ha aynen Polat aynen. Alemdar olduğu için millet gitti bir sürü bu filme tamam işte Polat Alemdar diye giden tayfadan 3-5 kişi dese ki oğlum adam atom atom parçalıyor ne cool adam bu çünkü cool bir adam atom parçalıyor şimdi anladın mı bak bu gerçekten bu benim bir noktada böyle bir biraz da öğretmenvari bir tavırla hani anladın mı böyle genç arkadaşlar belki gıcık olmuştur buna ama. Faydalı bir film abi bu. Vallahi ben böyle filmlere seviniyorum. Interstellar uzayı bilimi cool göstersin. Oppenheimer uzayı bilimi cool göstersin. Yani yeter artık araba yarıştırıp milletin kalçasına tokat atıp götüne roket takıp uçan adamlar. Yani tamam o da olsun ama bu da olsun. Bence valla bak milletin toplumun bunlara ihtiyacı var. Şeyi ben unutamıyorum ya. Interstellar filmi gösterime girdi. Interstellar filminden 3 hafta sonra falan alfa yayıncılıktan bile Interstellar yıldızlar arası diye kitap çıktı. Evet. evet. Bayağı fizikçinin yazdığı fizik kitabı. Aa falan deyip aldı millet. Hani bir oradan da bir şifa kaparım belki diye. Oh Allah razı olsun. Az da bilim konuşalım abi. Faso fiso şeyler konuşmaktan. Yani biraz millet bu tarz filmleri izlerken şeyi düşünüyor mu acaba? Hani yıl olmuş 2020 biz ne saçma sapan konular konuşuyoruz bugün hala. Hem Türkiye'de hem dünyada. Öte yandan adam 1940'da oğlum plutonyumları sıkı sıkı bağladınız mı lan patlayacak mı bomba diyormuş yani. Bu insanlar ilerlemeci insanlar ha Evet ilerlemelerine sonunda Japonya'da 220 bin kişi yakarak öldürdüler. Zaten filmin ana konularından bir tanesi bu. Onu da konuşmak lazım. Ama işte bilim insanları abi. Bir de o dönemin en büyük insanlarını görüyorsun sahnede. Einstein diyor oğlum ne yaptınız falan. Hani şey böyle yani bilim pornosu resmen gerçekten ya. Einstein olaya girmemesi. Kıps biz de biliyoruz kardeşim bu işleri de. Bak senin gibi yapmadık falan. <laughs> Dur, duruşu falan çok iyi abi Einstein. Çok bayıldım ya. Çok iyi. Bir de şey de kıymetli abi bak. Dediğin çok doğru. Hani bu tarz e, fiziğe, kimyaya, temel bilimlere ki ben de fizik okuyup bırakmış biri olarak çok da korkarak bıraktım. Çünkü bir yani destek görmüyor abi böyle şeyler. Yani Türkiye'de bunu okuyabilme şansın çok zor. Yani olacağın şey de akademisyen, akademisyen olunca da işte üç kuruş paraya bir yerde oturup bir 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 kağıt okuyorsun falan. Ha bu kötü mü değil tabii ki eğitmen olman da iyi bir şey de. O dönemde aslında çok farklıymış yani atom bombası konusu olmasa ve Nazi Almanya'sı korkusu, Sovyet korkusu olmasa bunu zaten finansman olarak desteklemeyecek Amerika. Aslında Oppenheimer'ın kafasındaki çelişki burada başlıyor. Yani kendi iyi bir şey yapmaya çalışırken ki gerçek hayatında bu bombadan sonra tamamen bilimi insanlık adına kullanmak için fonlar oluşturuyor. Ne kadar suçlansa da bunun için çabalıyor. Hatta hardcore komünist oluyor abimiz. Ama e, o ana kadar bunu fark edemiyor. Çünkü mübah olarak bakıyor. Ya ben bu parayı başka türlü bulamam. Bu... Bu ikilemi göstermesi de çok iyi filmin. Ya bugün gidiyorsun temel bilimlerle ilgili Türkiye'de neye ne kadar para yatırıyor da baksan hiç. Sıfır. Yani ondan sonra diyoruz ki işte abi bak ekonomi düzelecek. En yeter, son, yatırım falan. En son yumurtaya ezan dinletiyorlardı da bir yerden ödül almıştı. <laughs> Turşuya mı ezan dinletmişlerdi? Vallahi şaka <laughs> yapmak için söylemiyorum. Böyle bir ee, öyle bir şeydi evet. Böyle e bir şey yapıldı bir şeydi galiba. Ha bir ödül ödül aldı falan da ben ondan sonra Türkiye'deki bilimsel gelişmelerden biraz kopmuşum. Yani belki benim hatamdır. Belki cengaverce şeyler yapılıyordur ülkemizde. Ee, ama ya vardır yok değildir de abi işte ne kadar desin kim milyar dolar verir anladın mı o dönemin para ya bugünün parasıyla Aa, 25 milyar dolar harcamışlar onu diyecektim abi. ben de açtım baktım ona bugünün parasıyla 25 milyar dolar harcamış evet. adam bir grup Japon'u öldürmeye yani Olmaz bir para yani. Ama gerçekten filmin şey vurgulaması çok iyi Bak filmle alakalı bir daha öveceğim yer Biraz da böyle birazcık şey kafasıyla da bakıyorum Filme ben açıkçası Demin söylediğim e, böyle bir laf var ya artık Science communicator yani bilim anlatan evet. bir film Olarak baktığım zaman Şey de çok hoşuma gitti Bazı konuları arka arkaya arka arkaya arka arkaya izah etmiş Üç kere dört kere seslendirmiş Aslında biraz sıkıcık gibi olabiliyor Yer yer şey oluyorsun böyle Anladık Oluyor. abi atom çağı falan evet. oluyorsun böyle ama işte bir yandan da gerçekten havada partiküller parçalanırken kopacak olan seyirci de ne oğlum böyle oğlum kopmayın lan filan diye. Yani orada böyle şeyin yönetmeni şey çabasını anlıyorsun. Böyle Oppenheimer 3 kere filan kameraya bakıp şey diyor ya böyle. Bunun sadece bombayla alakası yok. Bundan sonra dünya <laughs> değişecek. Arka taraf. İsmail abi duydun mu? Falan. Dinleyin hani, burayı. Artık o noktaya geliyor gerçekten. Sağ olsun. Evet bunlar birazcık filmi hani böyle... Citizen Kane yapmaktan uzaklaştırıyor anladın mı? Yani biraz bu popülistik mi demek lazım bunu artık? Yer yer çok izi sık sık izah etmek mi? Yani... Evet tabii. Pop ya sonuçta blockbuster seviyesi filmler bunlar. O popülizm olacak yani. Ya işte biraz yani böyle onu öyle bir ayarında yapıyor ki müziğiyle sahnesiyle falan kurtarıyor. Arka arkaya beş kere yapıp kötü yapsa çiğ yapsa filmi çok düşürebilir ama yani aslında şey bak çok ilginç. Arka arkaya dünyaya zarar verecek bir reaksiyon başlatır mıyız? Bir reaksiyon başlatır mıyız? Bir reaksiyon başlatır mıyız? Reaksiyon başlatır mıyız? Kaç kere sorgulanıyor? En son sahnede bağlıyor. İşte ulan Albert Einstein e ne demiş? Albert Einstein e ne demiş? Böyle bir anlamsız bir gizem yaratıyor mesela. Ulan çok da aman aman bir şey dememişler ama evet. bağlıyor. Yani şey bak bunlar güzel taktikler. Yani en nihayetinde çünkü bilim, fizik, kimya, insanlık ve aslında filmin son perdesi olan e, devletlerin kendine düşman yaratma politikası ve bir düşman yaratma politikasının sonucu olarak üç beş tane siyasi'nin dünyanın en parlak zekalarını nasıl harcadığını da görüyoruz. Bir de bence ee, filmi filmin finalinin böyle asap bozucu bir durumda olması bence çok iyi. Ya yani çünkü ilk iki perde seni yükseltiyor. Şeyin gençliği, Oppenheimer'ın gençliği. Bu biraz haşarı bir çocuktu. Harry Potter gibi oradan oraya koşardı. Bomba Niyaz Borla tanıştı. Işte. <laughs> ha böyle kızların falan solcu kızlar çok güzel falan yapıyor birazcık böyle. Tamam. Sonra Oppenheimer'a diyorlar ki bir bomba yapacağız. Bak senin dediğin orada ilk iş. Yani Oppenheimer filmde anlatıldığı kadarıyla en azından. Gerçekten bombayı yapana kadar bombanın sonuçlarını düşünmüyor. Biraz ahmak yani. Hani evet. bir yerde Strauss da ondan bahsederken şey diyor ya çok zeki adamdı ama şey bilgi adam değildi. Yani hani zeka başka Wise bir şey, ak ha, akıl başka bir şey. Yani cidden adama diyorlar ki 2 milyar dolar versek bomba yapar mısın? Aa yaparım lan falan oluyor. Ve bir buçuk saat geçiyor ve böyle bombayı kamyona yükleyip götürürlerken böyle ağzında sigarası... <laughs> Oğlum götürmeseniz mi lan bomba? <laughs> Komutan patlatacaksınız mı lan bunu? Patlatacağız oğlum tabii. <gülüyor> <gülüyor> ya, <şimdi> şey... <laughs> yani o geçiş o kadar ben... iyi ki şey oluyorsun böyle. Oğlum düşünmedim mi lan sen? Sonra sor soruşturmada diyor ya zaten. Ben gerizekalıydım abiler bilemedim falan diye çıkıveriyor herif. Altında ezilmiş çünkü işin. Yani bunları ne kadar tarihsel gerçekçi bilmiyorum ama filmde bunları izlemek çok hoşuma gitti. Çünkü hopidik cipidik de yapıyorlar ya bombayı yani anladın mı? Hey falan yani... Bir böyle bir orada bayram havası. Işte, orada iki motivasyonu var aslında. Ee, birincisi herkese işte istihdam sağlıyor gibi bir durum var. Hani bir yerde grev başlıyor bunlar. Da, biz de işçiyiz kardeşim. Biz de burada emek falan. Bunu hemen böyle dövüyorlar falan. Ha karakterinin adını unuttum şimdi. Josh o da Hartman bayağı hangisi? iyi oynadı bu. Arada. Lawrence mı? Ee, sarışın olan, uzun boylu olan. Lor lo yani Lawrence miydi onun adı? Bilmiyorum ya, adam var mı Deneyici Deneyci Lawrence, aynen. Lawrence. Hah, tamam Lawrence. O böyle geliyor oğlum diyor saçmalama biz işte böyle bir şey yapamayız Amerikan hükümetini anlatamayız bunu sıçarım ağzına falan diye bunu dövüyor. İkinci konu da Yahudi kökenleri ve Almanların aslında düşman olarak konumlandırması onlara gözdağı verme şey Yani atom bombası ile ilgili kendini ikna ediyor aslında evet. bir yandan da. Hani bak biz bir emek veriyoruz artı bak o düşman var sonra savaşı da... bitireceğiz lan ben adamı öldürmek için yapmıyorum oğlum savaşı bitirelim diye yapıyorum ha, ha, falan tabii, hani tabii. hadi bakalım falan Ondan sonra da şey oluyor böyle e, Almanya teslim olmuş abi ha ha şimdi <laughs> bırak teslim olsun şimdi Japonya var falan Hı. Abi dur ne Japonyası yok yok bekle sen <laughs> Ama gitmeli yani o da böyle. bak çok ilginç yani böyle hep bir tereddütlü ya adam olan söyleyeyim evet. mi söylemeyeyim mi Ulan bizi de solcu zannedip 3 gün sonra yargılamasınlar. Ama bombayı götürüyorlar. Bu sefer bombayı götürürken de şey diyor. Havada patlamasın ha yerde patlasın iyi patlasın diyor. Evet. E lan oğlum. Yani tamam götürüyorlar bombayı. Yandan da planlıyor. Bu sefer de şey diyor. Komutan söyle de Turman patlatmasın bombayı. Oğlum nasıl patlatmasın falan. Sonra diğer adam geliyor itiraz ediyor. Ona da böyle bir yani böyle şey. Gerçekten şey görüyorsun yani adam böyle. Aman bilim konuşayım, aman atom konuşayım, parçacık konuşayım, partikül konuşayım. Al abi 2 milyar dolar bomba yapar mısın? Hey bombayı yapıyor. Sonra olan yani human cost denilen şey yani insan bedeli ortaya çıktığı zaman bambaşka bir şey dönüşüyor. Bu bakış açısı da bence çok kıymetli bir bakış açısı. Yani şey de çok güzel. Hani bir işte çünkü tarih şöyle de okunabilir ya. 1900 bilmem kaç sene senesiydi. Savaş ilerliyordu. Bilim adamları bombayı yaptı. Turuman attı. Savaş bitti. Şimdi böyle de geçilebilir ya bu kısım. Tabii. Halbuki böyle bir o... Onu destekleyen de var ya bu arada zaten. Ya i̇şte Açmak yani ya böyle böyle bir parantez açmış ki ya yani daha doğrusu uyarlandığı kitap aslında öyle bir parantez açmış ki gerçekten insan bedeli diye bir şey var. Yani orada çalışan insanlar yani o yani bugün Oppenheimer çekildi. Yarın Mahmut abi diye film çekilip o videonun son tadımasına vidasını atan adamın da filmi çekilebilir. Çünkü hakikaten e, dünya tarihini ne derece değiştiren bir şey yapıldığını yani film anlatıyor 3-5 kere ama biz de söyleyelim yani sonrasında Soğuk Savaşı belirliyor. Soğuk savaş, Amerika, CIA, CIA'nin dünyanın dengelerini bozma planları, komünizmin zincirleme yayılması, farklı ülkelere farklı füzeler taşınması, defkonlar, mefkonlar derken biz bugün 2020'de hala soğuk savaşın etkileriyle kurulmuş bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Yani ...2. dünya savaşından ziyade soğuk savaş döneminin etkilerini yaşadığımız bir dünyadayız. Yani evet adam orada hakikaten incik boncuk atarak bilmem neler yaparak dünyanın yönünü kütür kütür değiştirdi mi? Değiştirdi. Ve ve şu gösteriyle değiştirdiler bu arada yani filmde film yine beş kere de şey vurguluyor. Abi bak Japonlar teslim olacak zaten bitti savaş Almanya bıraktı. Gelin atmayalım atom bombası. Orada da diyor ya mesela ama atmazsak savaş bitmez. Ya biter zaten bir <laughs> hafta önce e, şeyi bombalamışsınız Fire bombing of bilmem nere unuttum şimdi. Full napalm bombası atıp 200 kişinin birbirine eritip kaynatıyorlar Vietnam'da Amerika. Evet. Yok Vietnam değil ya şeyde Japonya'da abi. Ha ha Japonya'daki diyoruz. Doğru doğru pardon evet niye Vietnam'a sen. Atom doğru, bombasından doğru. yanlış hatırlamıyorsam. Napa'm deyince o geliyor aklıma. Ya işte, değil. yanlış hatırlamıyorsam atom bombasından bir ay falan önce bir, bir şehre şimdi chatte hatırlatırlar. Hatırlat. Öyle bir ateş bombası atıyorlar ki abi firebomb. Firebombing. Şehir üç gün üç gece yanıyor abi. Milletin gözü mözü eriyor. Yani hani atom bombası zaten 200 bin kişi de orada ölüyor. Yani Herif iki hafta sonra atom bombası atacak. Ato 200 bin kişi ölecek. 200 bin kişiyi de atom bombası öldürüyorlar. Bu da öyle ölsün falan diye böyle yani. Ben yani artık zaten Amerika'nın o son bombalama dönemlerinde yaptıklarının savunması da senelerce verildi. Ama suçlaması da senelerce yapıldı. Yani ikinci atom bombasına ne gerek vardı çok konuşuldu. Deneyi yaptın. Birinciyi de attın. Tamam lan ikinciyi atma. E bu da şimdi depoda mı kalsın abi? Plütonyum da durduğu yerde yarı ömrü var eskiyor. Atın anasını satayım <laughs> falan geliyor böyle. Şov yapılıyor, o şey. yapılıyor falan. Orada yani... zaten turumunun yanına gidince hala aslında bak orada egosunu da tutuyor. Ya herkes beni konuşacak falan. Turum ne anlatıyorsun beni konuşacak falan diye buna giriyor ya. Tabii tabii tabii. <laughs> sen, tabii sen, sen, adım bile geçmeyecek diyor ama sonra tabii işler başka yöne gidiyor yani. Valla ya... o da ilginç bir konu aslında. Bak ne no olduğuna da şey açısından takdir etmek lazım. Filmin finaline doğru biraz da şeye geliyor ya. Oppenheimer'a böyle dandik soruşturmalarla böyle haksızlık getiriyor adamın kimliği mimliği elinden alınıyor sol görüşe yakın falan diye ee, oralarda böyle bir Open ivory şey var ya kral ileride anlatacaklar mı bizi be filan diyor ya böyle bir yerde orada böyle bir Nolan yandan böyle çıkıp böyle şey yapıyor full çektireceğim IMAX'leri baba full çektireceğim diye böyle yani herhalde Nolan biraz kişisel olarak da etkilenmiş ve bu adama biraz iade-i hürmet yapmak durmuş. istemiş öyle diyeyim yani Evet, çok hem öyle hem de kendini de bence empatik hissetmiş ya. Bunu sadece ben yapabilirim. Hani böyle birini ben anlatabilirim. O da o egoya sahip bir adam bu arada. Ya o hissediliyor. Bunu çok sevmeyen olabilir bu arada. Ama bir yönetmenin kendi gözüyle bir kara yarattığı bir karakterin gözünü aynı anda kullanabilmesi bence ilginç bir deneme. Sinema tarihi için de ilginç bir film olacak yani. İleride de bu film daha konuşulur. Öyle. Yani baktığında ki bak şuna da baktım ben sonradan ee, Oppenheimer aslında çok zengin bir aileden falan Hı -hı. filan ve çok e, kopuk dünyadan yani büyük buhrandan falan haberi yok. Aslında demin şey geyiği yaptım ya işte atom bombası haberi olmayabilir mi? Oğlum adam o dönemin en büyük olayından ekonomik buhranı haberi yok. Ya o kadar e, herif bilim odaklı. Ya Şimdi... siyasete de karı kız mevzusundan buluşuyor abi herif zaten. Ya tabii Aynı canım. benim gibi. Ben de diyorum ya sana ben gençliğimde giderdim TKP solcu kızlar <laughs> çok güzel falan filan derken. Yani bayağı bu da şey oluyor böyle lan bir partiye gideyim de o bu kim o komünist misiniz lan komünist kızlar da ne güzelmiş falan. Sonra evet. sonraki hanım da komünist oluyor zaten. Hakikaten solcu kızlar çok güzelden yürüyor koskoca adam. Florence <laughs> Pugh da güzeldi bu arada evet. Cey <laughs> 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 kadar. Maşallah. Bu arada orada minik bir eleştirim var. Ee, tabii onu Nolan şöyle yırtıyor da. Abi Oppenheimer'ın gözü. Çünkü o böyle e, sahneye hiç alakası olmasa da bunları böyle çıplak oturtup. Ha, yani evet. işte ikimizin sahne çıplak kaldan. Bir de böyle egzotik böyle yayıyor falan ikisinde. Aha. Yani o kadar da gerek var mıydı böyle? Hani Dune'da tamam çalışıyordu hani o adamı e, çıplak olarak düşmanının karşısına oturtmak aciz gösteriyordu da. Burada ki Hindistan'da falan yazık kadını sansürlemişler. <laughs> Yani vurucu evet. bir sahneydi bence. Yani ilk, cinsel, ilk sevişme karar... sahneleri değil de ondan sonra ifade ifadedeyken aniden beraber kucak kucağa oturmaları. Yani yine biraz arka sıralara diyeyim ben onu abi. Ben onu i̇şte... da şey oldum böyle. Hani gerek yok yani adamı şöyle bir alnını sildiği falan bir şey ve arkasındaki karısıyla bir odak numarasıyla da çözebilirdi onu. Daha da vurucu yapmış hani. E bazen dediğim gibi ne oğlum biraz şey yapıyor işte ya. Hey falan yapıyor böyle yani anladım mı hani o okay. biraz stilize yapmış işte. Biraz fazla gaza gelmiş oralarda. Evet evet. <laughs> bir, tık, bir tık fazla gaza gelmiş. Ee, güzel vurguladı ama. Valla ben şey sahnesi acaba koyarlar mı diye beklemiştim. Çünkü bu arada film e, herkesi her şeyi rahat rahat anlatabilmek için gerçekten ben de deminden beri sana anlatırken daha da an fark ettim. Üç kere tekrarlama kuralını kullanıyor. Böyle bir kural vardır iletişimcilikte. Hmm. Bir şey karşı tarafa anlasın istiyorsan üç kere söyleyeceksin. Başında, ortasında, sonunda diye. Gerçekten sonunda da çok bir böyle. sürü şeyi üç kere film farklı farklı zaman dilimlerinde anlatıyor iyice herkesin aklında kalsın diye. Ben bir finale doğru şey sahnesini bekliyordum. Oppenheimer'ın bu I Am Become That Destroyer Of Worlds'ü söylediği meşhur röportajı var bir tane. Evet. Hani yine böyle incecik avurtlar çökmüş böyle elinde minik sigarası böyle. İşte ne hissettiniz falan denince işte Vishnu'dan dönüştüğü sahneyi okumuştum da şöyle şöyle bir şey vardı böyle metin okumuştum onu düşündüm o an falan dediği bir sahne var. Ben filmin sonunda doğru şey bekledim. Gerçek Oppenheimer'ın gerçek görüntüsüyle onu bir acaba koyacaklar mı diye. Koymamışlar koymadıkları gibi Time'ın kapağına da Killian Murphy'yi koymuşlar. Hı. Ulan bari Time'ın kapağındaki orijinal fotoyu kullansaydınız yani o da bir ilginç Olur. olmuş. Onu Spike Lee çekse yapardı. Çok seviyor öyle şeyleri. Spike Lee yapsaydı bu filmi <laughs> kesin koyardı gerçek görüntüyü. Evet evet. Bir de o, o sözü sans Sanskritçe şeyde kullanıyor işte bir ee, şeyde tetlakla sevişirken. Hı -hı. Çünkü kendisini böyle biraz şey gibi de konumlandırıyormuş Oppenheimer. Egzotik biriyim ben böyle. Egzotik bir varlığım. Kadınlar bana hasta falan gibi. Hı -hı. Orada böyle ona okuturken işte I am become that'i meğerse Sanskritçe söylüyormuş orada. Tabii ben Dutch altyazı izlediğim için sanırım Türkçe'de çevirmişler onu ama bilmiyorum sen gördün mü? Ee, bir tek orada bir de bomba patladıktan sonra Trinity'de yine Sanskritçe söylüyormuş. Uh -huh. Tabii oraları anlamadım şeyde altyazı olmayınca ama sonradan okuyunca ha evet burada söylüyormuş falan. Yok İngiliz şey. İngilizceydi ya benim bugün istediğimde. İngilizce miydi İngilizce bilmiyorum İngilizce şeyde mi? Sanskritçeydi Kadınla Sevişirken ama Trinity'den sonrakine emin değilim belki İngilizce olabilir. Ha yok Allah Allah okey. Ben de İngilizceydi ikisi işte. hatta o yüzden bir üçüncü bekledim finaline doğru. Allah Allah. Yok baya bayağı Sanksirtçe'de şey bizde. Oğlum ben mi yanlış atıyorum? Yok, Acaba lan sizin Hollanda buranın insan eğitimlidir. Yapıştırın geçin mi demişler. Hani. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye şimdi Sanksirtçe falan hani Yiğit Özgür'ün bir tane karikatürü var ya abi hangi dili öğretiyor? Sanksirtçe falan diye böyle bir yandan. Hani. <laughs> olabilir olabilir. Yani belki ben de yanlış atıyorum ama öyle kalmış aklımda Yani. Şimdi Türkiye salonlarında Sanksirtçe şey oynatıp da milletin sinirini bozmayalım abi falan demişler. <gülüyor> <gülüyor> Millet sinirli zaten. Ya daha iyi bir yerde kullanabilirmiş ama özetle yani dediğin gibi daha etkili, daha acayip bir anda kullanabilirmiş belki de. Belki ee, Truman'la konuşurken falan. Hadi aktör övelim. Abi ben önce izninle 4 dakika rolü olsa da bir geri olmanı öveceğim. Yine baba Truman olarak gelip Geri dakikada... o değil mi? Ulan diyorum bu kim bu kim diyorum ya. Geri <laughs> Oldman mıydı o? Evet oğlum şovunu yaptı gitti baba yine böyle. <laughs> Şerefsiz ne güzel oynamış ya. Oğlum inanılmaz bir adam Gıcık ya. Gıcık oluyorsun çünkü şey oluyorsun. Senin turun gibi bir tane vuracağım ağzına adam uğraştı o kadar <laughs> falan Yeminle oluyorsun öyle. böyle. <laughs> Boğazlıyorsun geliyor böyle. Evet evet hıyar herif. Bir de böyle mendil sallıyor falan. Lavuk. Ama işte o da şeyi gösteriyor. Ya burası kurt siyaset politika ortamı abi. Hani öyle abi işte bomba yattık bu da iyi mi oldu? Çık lan dışarı derler adama gerçekten. Yani e, bilmiyorum bu çok ol... ilginç, çok ilginç gergin bir sahneydi hakikaten. O şey sözünü cidden söylemiş ama şey duymamış galiba Oppenheimer gerçekte. Hmm. Bu, bu ağla kerefi bir daha çağırmayın mı ne bir şey diyor. Ha, bir daha gelmeyecek la buraya falan diye. Onu duyuyor filmde. Normalde duymuyormuş ama Bunlar tarihe geçmiş. Daha, yok değil. Çıktı ha, değil. Yok yok. <laughs> 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 Başkan çıktı. Başkan çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Saçma sapan. Ee, kısacık sahnesiyle Gary Oldman'ı övdükten sonra nereden vursak? Dur ben bir şeye yani... bakacağım. Şu Teller denilen Buna gıcık olan bir tane şey var ya. Bak ben oyunculara bakamadım hemen bir. Taylor kim biliyor musun? Şey, Safti. Safti kardeşler var ya yönetmen. Beni Safti ile şey, ha. neydi? O, o beni Safti işte Teller oynayan. Gerçekten mi? Ha, oyunculuk da yapıyor ya arada. Ay ben onu çemçüklü ağzına vurayım bir tane gıcık herif. ya. orada kadar iyi oynamış. <laughs> yani hem böyle akıllı baş, yani hem böyle akıllı cin gibi zeki, hem evet. de böyle şey oluyorsun ya. Oğlum sus lan sus filan da oluyorsun böyle arada. Yani. Çok oyunculuklar... kılmış gerçekten o herif. Çok iyi oynamış bu arada safteyi. Yani bir noktada şey merak ediyorum hacı. Oyunculuklar mı başarılı? Yönetmenlik mi başarılı? İkisi aynı anda mı başarılı? Galiba ikisi aynı anda başarılı. Bence de ya. Yani e, yine şey isterdim mesela tabi rolleri de aslında tarih sahnesinde az ama işte Emily Blunt'la e, Florence Pugh'un da keşke daha etkili rolleri olsaydı ama bence onlar bile kısa süresinde çok iyi oynamış. Ya yani bütün oyuncuları alabileceği maksimumu almış Nolan ya. Ya hiç, hiç, es geçmemiş. Tabi yani. tabi. Hatta bak biraz birazcık daha yan rollerden gidelim. Baş rollere girene kadar ben şeyi de istiyorum. Savcıyı oynayan herif. Baksın baktım işte Jason Clark. Aa, evet. Gıcık savcı var ya bir tane. Dedin mi demedin mi? Dedin mi demedin Dedim. mi? Komünistim <laughs> dedin mi demedin mi falan diye. O da müthiş adam. Yani. Ulan ne yani herifi öyle bir oynatmışlar ki mimiyle, bakışıyla, o aşağılayıcı tavrıyla falan böyle şey oluyorsun. Oğlum sus adam atomu parçalamış gitmeyin şu adamın üstüne falan oluyorsun böyle ama Gıcık bürokrat yani böyle o kadar iyi oynamış ki böyle şey. Ee, yani bir de öyle herifim böyle, böyle vurur gibi anladın mı? Vermek istediği duyguyu oyuncular böyle bam bam vuruyor birazcık yani. Küçük oyunculuklar olmasına rağmen bam bam vuruyor ve hani yan roller de çok başarılı bu filmde. Hakikaten taşıyorlar. Hani böyle bir dönemin eteristleri falan geldi aklıma. Hani yan rollerin bu kadar parladığı bir film görmek de çok keyifli. Evet kimse sırıtmıyordu ya. Yani bütün bilim insanları oynadı. Josh Hartnett mesela biraz daha böyle işte Leonardo'nun olgunlaşma döneminde Leonardo DiCaprio'yu sevdik ya. Josh Hartnett eskinin bebek yüzlü, sarışın, minnoşuydu. Belki de en olgun rollerinden biri yani burada herifin. <laughs> o bile büyük, büyük iş çıkarmış yani. Tabii tabii. Şeyde Kenneth mesela... geçen Tenet'te Sikko mafyaydı. Burada o, ben... yine kısacık anda mis gibi oynuyor herif. <laughs> Ve ne kadar iyi bir casting. Çünkü Kenneth Branagh evet. Niels olarak böyle bir çıkıyor. Şimdi Kenneth Branagh'ın Allah vergisi bir karizması var değil mi? Yani adam öyle bir durunca Kenneth Branagh falan oluyorsun. <laughs> Albert Einstein'ı kestin ki kimdi? Tom Conti diye bir adam ilk kez izledim ben galiba Hayır, kendisini. ben de çok bilmiyordum. Evet ben de burada öğrendim. O da böyle yani kaşıyla gözüyle öyle bir yapmış ki kendini. Hakikaten hani ulan bir bilgiye danışalım. Ömer babası olmuş buranın yani. Hani bir de anladın <laughs> mı? Böyle bir... <laughs> evet. o da kendi sahnelerini bence çok iyi taşıyor. Çünkü zaten iki kere Oppenheimer hani Albert Einstein'la sahnesi var ve ikisi de çok kritik iki konu ve çok önemli diyaloglar geçiyor bana sorarsan. Hani... Kesinlikle Ya... Yani... Aslında çok da ilginç iki sahne bu arada. O iki sahneye bir değinmek istiyorum. İlk olarak Albert Einstein'ın yanına gittiğinde henüz bombayı yapmamışlar. İlk gitti, değil mi? İlk. evet bombayı merkezi. daha yapmamışlar. Diyor ki ya biz bir denklem çıkardık. Atom bombası durmazsa zincirleme reaksiyon bütün atmosferi yakabilir mi acaba filan. Hani Albert Einstein de diyor ki o zaman Ruslara haber vereceksin, yakmayacaksınız diyor. Pardon, Nazilere haber vereceksin, yakmayacaksınız Hı. diyor. Seneler geçiyor. Soğuk Savaş başlıyor artık. Sen mi atom bombası yaptın ben mi yaptım? Sen mi hidrojen yaptın ben mi çar bomba yaptım falan. Bunlar başlıyorlar yarışa. Orada da Albert Einstein'la tekrar konuştuklarında şey diyor. Hani ben bir nükleer reaksiyon başlatırız ve bir asla bitmez demiştim ya galiba başlattık falan diyor. Albert Einstein yüzü asılıyor filmin finali bitiyor zaten. Evet. Yani şey çok ilginç. Aslında Albert Einstein'ın ilk verdiği şey de o ya. Baktın bütün evreni yakacaksın. Düşmanla konuş yapmamaya karar verin diyor. Ama işte İlk Rusya ile Amerika da yani bu anlaşmayı yapana kadar 20-30 sene geçeceği için o arada bütün o soğuk savaş dönemi devreye girecek. Aslında Albert Einstein verdiği ilk tavsiye hala geçerli. Ama Strauss yüzünden Oppenheimer'ı devre dışı bırakıyorlar. Ya da Oppenheimer'ın savaş karşıtı söylemleri yüzünden demek lazım ve durduramıyor. Düşmanla diyaloğa sokamıyor ne kadar uğraşsa da iki, iki ülke ve işte bugüne kadar geliyoruz aslında. Yani Orta Doğu'daki, e, Orta Doğu'daki Taliban'ın ortaya çıkışına kadar böyle zincirleme bir domino etkisi yani patır patır devrederek geliyor. Abi zaten bütün Orta Doğu, Afganistan konusu hep bu Amerika-Rusya çekişmesi. Araya giren diğer ülkelerin arada Çin'in buna dahil olup çıkması falan hep bu didişmeden. Yani bugün ortaya çıkan bütün olaylar her türlü bütün dünyayı rahatsız eden hep aynı soğuk savaş temelli. Sonra tabii sıcak savaşa ya da çete savaşına dönüyor da bir noktada. Ki burada ee, Einstein ilk mektubu yazan ya bir yandan da oğlum bak Almanlar bunu geliştirmeden sizin yapmanız lazım Amerika bak sizin paranız var. Ama o mesela fark ediyor. Yani aslında ikisi iki zihnin arasındaki farkı da görüyorsun. İşte o Einstein'de o wise'lık var biraz da. Oppenheimer'da hiç tabii. yok yani. O hiç hiç oralarda yok ya. Yani. Sonradan basıyor onun kafası. Ki burada da bak mesela şu da Robert Downey Jr'ı da överim istersen. Dur daha ona gelmeyeyim. Birkaç yan rolden daha bahsedeceğim. Tamam söyle. Ya yani şu açıdan bahsetmek istiyorum. Başka filmlerin baş... Christopher Nolan'ın çok affedersiniz Hollywood'daki taşça artık nedir abi? Yani başka filmlerin başrolleri bu adamda iki sahneye kalkıp geliyorlar ya yani tabii, tabii. abi beş dakika oynayayım çıkayım diyor. Yani Nolan mı arıyor bunlar mı menajerlerine sokuyorlar? Yani artık ne oluyor bilmiyorum ama. Şöyle bir şey var Matt Damon'a bir karısı kızmış. Artık iş alma bir süre falan yoruldum yani ben bize vakit ayır falan. tabi tabi demiş ama bir şartım var. Nolan çağırırsa giderim demiş. Harbiden çağırmış herif. <laughs> <laughs> ya hakikaten canım. Ya yine bak onun başrolü var. Bak Jack Quaid zaten Boys'da izliyoruz herifi. Evet. E, Dane Dehan. Yani şu gıcık suratlı bir albay çocuk var ya. Hmm, onun bir sürü evet. filmde başrollüğü var. Casey Affleck istihbarat suratı olarak yandan geliyor. geri Oldman'ı sen saydın zaten. Yani beni Saft diyor, öbür tarafta yönetmenlik yapıyor. Yani Joe Shartnut diğer tarafta işte Lawrence'ı oynayan karakter. Yani böyle diğer filmlerin başrolleri şey ya Doktor Ro Mr. Ram Robot adam Rami, e Ram Rami Malek. Rami Malek falan yani böyle şey çok ilginç yani. Hakikaten Nolan mı çağırıyor yoksa artık bunların menajerleri oğlum Nolan'ın bir filmi var hiç para vermiyor yolu kendin karşılayacaksın ama Nolan'la oynayacaksın. <laughs> yaz kanka. donlu giy yaz kanka mı diyorlar artık çünkü bir de öyle bir şey var yani. Bir Nolan filminde oynamak artık bir event bir şey yani. Hani ben bu filmde vardım diyeceğim bir kariyerin bir parçası gerçekten yani. Yok öyle bakıyorlardı bence. Ya tabii başka hani bütçeye göre iyi oyuncular film seçiyor. yani bağımsız filmlere de gidiyor. Aralarda görüyoruz hani bütçesi. Yani yönetmeni seviyorsa, senaryo inanıyorsa o kafada oyuncular da var hani. Nolan tabii bunun büyük versiyonu. <laughs> Blockbuster versiyonu yani. Aa, chatten bir detay verdiler şimdi. Filmdeki Sovyet ajanı Manhattan dizisindeki ajanla aynı oyuncuymuş abi. Manhattan dizisini bilmiyorum bu arada. Manhattan Hangi dizisi, dizisi yani. belli ki Manhattan Project ile ilgili bir dizi abi. Ha, okay. Oradaki ajan da buradaki ajan aynı kastmış. Ha, iyi. Oha detaya bak. Oha iyiymiş bunu bilmiyordum ben de buna bakmamışım. <laughs> Peki azıcık başrolleri konuşmak gerekirse. Robert Downey Jr. Özlemişiz be. Ben Iron Man dışında Robert Downey Jr. özlemişim. Harbiden adam farklı bir rol yapabildiğini göstermiş burada. Boşuma Hoşuma gitti yani. Ya yapıyor abi ya. Yapıyor. Robert Downey Jr. Yani. çok başarılı bir oyuncu. Ben ne yazık ki, ne yazık ki diyorum anlayacaksın biraz daha, biraz sonra. Robert Downey Jr.'ın kariyerini e, bir yıldan beri takip ediyorum. E orada da vardı. Ve yani hakikaten son senesi adamın bir Iron Man'de bir kapandı tam kapandı. Sherlocklar da çok iyiydi. Hele Sherlock'un ikinci filminde çok çok iyiydi bence. Sherlocklar onun çok iyidir ya. Evet orada Çok. Iyi. Orada da ama Sherlock oynuyor. Ya yani o da bir rol. Hani adam en sonlarda böyle bir Sherlock. Hele de Sherlock'un ikinci film hakikaten ayrıdır bende. Bir de Iron Man olan. Iron Man'de de 8 film mi oldu herifte yani bu arada? Bir de yani kazandığı paranın haddi hesabı yok tabii Iron Man'den. Yani adamada hayatını hayatını kurtaran da seri şimdi aklına yok herif e, alkolik tabii, olarak tabii, bir yerlerde canım. yok olacak diye. Tabii tabii tabii. <laughs> ya daha doğrusu geçmişinde alkolizm var diye çok roller verilmeyecekti belki falan filan. Yani evet. adam Marvel'da bir entegre oldu. Marvel onu taşıdı. O da Marvel'ı taşıdı. Ee, torununa kadar herhalde parası var artık Robert Downey Jr.'ın salak saçma şeyleri harcamazsa. Ama özlemişiz be kardeşim. Şöyle bir makyajını yap, farklı bir role bölün. Sinirleniyor böyle geri çekiyor kendini falan. Böyle şey makyavelist bir role de geçmiş ya böyle hemen. Evet şey ya, bir adam yani. asker. İlk dakikalarda böyle şey yapıyor. Anlamadım ki valla Oppenheimer çok da iyi adamdır falan. İki dakika sonra tencere bir dönüyor. Ya gölgelerde saklanacaksın yeğen. Yani, kurtla şah aynı bir şey konur falan. Bir anda böyle fantastik bir karakter oluyor. Ezel karakter oluyor. Çok çok keyif aldım. Robert Downey Jr. yani... Strauss karakterini 3 farklı zaman diliminde görüyoruz ve 3 farklı dilim zaman diliminde de farklı bir aynı insanın farklı dönemlerin izlediğini sana taşıyabilen ve verebilen bir aktör. Yani özlemişim ben bu adamı. Ey sinemacılık Robert Downey Jr. şöyle biraz kullanın tepe tepe diyeceğim. Daha da çok pahalı adam gelmiyor herhalde yani. E bir de kendi artık prodüksiyoncu oldu ya karısıyla şirketi var. Büyük işler yapıyorlar. Hani oyunculuğu böyle seçerek yapıyor gibi artık biraz daha zaten. Tabii. Bu tarz işlerde falan görürüz ya da çok özel böyle sevdiği biriyle falan belki bir şey yaparsa oynar falan ya da ya böyle küçük küçük belki roller alır. Ha bu rol harbiden onun için ama kıymetliymiş ya. Yani. Önemini de anlamış bence zaten. Kendi kariyeri için de güzel oldu. Yoksa şey olarak tabi yapımcı olarak da bayağı aktifler şu an Netflix'te falan da çalışıyorlar bildiğim kadarıyla. İyi yani herifin gidişatı. Bu arada şey diyeceğim. En son Netflix'e gelecek bir dizide dizi biraz şahlansın diye kendine de 3-4 tane rol eklemiş. Öyle bir şey yapmış. Evet evet. Aynen. Matt da iyiydi bu arada. Matt da tam o böyle yavşak yavşak asker ağzını yedi. Tabii tabii. Başta böyle bir yavşak asker çekiyor. Oppenheimer'ı yemeyince tamam lan biz de mühendislik okuduk çaktırmayı falan yapıyor böyle. E, finalinde de işlerim. emekli olduğu versiyon orada mesela onunla ilgili çok bilgi vermemişler ama e, Manhattan Project bittikten sonra onu da uzaklaştırıyorlar ordudan. Evet. O onu... Onun da kariyerini ya zaten, kaydırıyorlar. filmle ilgili aslında ben şöyle düşünüyorum biraz. Tam bir biyopik gibi değil. Aslında yani atom bombasını ve o işte Prometheus'un American Hı -hı. Prometheus kitabın adı da öyle. O hikayeyi aslında anlatıyor. Yani Oppenheimer hem bir hikaye karakteri, kahraman gibi konulandırıyor hem de onun hayatını da bu işe dahil ediyor gibi. Çünkü biyopik olsa adamın hayatının sonrası da çok dramatik. Hı -hı. Öldükten sonra bunun kızı intihar ediyor. Amerika ona da baskı yapıyor. Komünizm dağlar bitmiyor. Karısı 5 sene sonra ölüyor. Hayatı zaten berbat. Öncesinde de ailesi aşırı zengin. İşte mesela elma hikayesi gerçek mi değil mi hala tartışılıyormuş en baştaki falan. aslında çok bunları biraz böyle üstün körü geçiyor. gerçek diye biliyorum çünkü disipline gitmiş. Ha belki hikaye kendi uydurmuş olabilir çünkü kendi itiraf etmiş. Aslında o elmayı alıp çöpe atmamış. Aman yemeyin falan demiş. Sonradan hikaye ortaya çıkınca disipline göndermişler. E, ailesi Babasın zengin olduğu parası, için evet. çocuğu okulda tutup bir iki senede gerçekten psikolojik danışmanlık almış. Psikolojinin de yeni kurulduğu dönemler. Habire baba meseleleri sorulmuştur. Düşünsene adama. 1920'lik <laughs> senesinde de psikoloji işi çok kötü. Gidiyorsun psikoloğa. E, annenle sevişmek istiyor musun? Yok istemiyorum. Hmm. <laughs> Henüz psikoloji bilimi daha fazla gelişmedi. Bir kere daha soracağım. Annenle sevişmek istiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Abi yok vallahi istemiyorum. Hmm. Ya zaten şeyde o konuların o dönem hiç çözülememesi, ilaç falan olması kötü. Tabii. Ya bu şeyden de hortlamış biraz. Şimdi bu Bruce Lee muhabbeti olmuştu. Galiba torunu, şimdiki torunu... Ee şey demiş elma hikayesi yalan bu hep gerçekdi ama yalan yalan falan diye çıkmış hmm. ama tabii bu da şey gibi de oluyor olabilir lan, ya. torun sen yaşamıyordun ki o zaman Hıyar. Ha şey gibi de olabilir işte babamı da ama dedemi de kötü göstermeyin şimdi ne öyle falan ama bir yandan da bu kadar da e, yani yalan olsa bu kadar da vurgulanacağını zannetmiyorum bir yandan da onun hayata bakışı için de çok önemli bir detay elmaya o kadar öfkelenip zehir basması falan acayip bir detay yani. Tabii canım. Yani aşırı normal bir adam değil zaten Oppenheimer. Evet hadi yani gelelim Oppenheimer'a ya. Killian Murphy. Ne diyorsun? Valla filme baktım gibi bakıyorum. Yani yine baştaki oyunculuğundan çok ben o bomba patlamayla beraber o sahnede de bence esas oyunculuğuna başlıyor ve sonrası inanılmaz herifin. Çok. İlk başında çok düz bulsam da sonrasını çok acayip buldum herifin oyunculuğunu. Çok odaklı. Ee, film, film Killian Murphy'e çok odaklı. Zaten başında Oppenheimer yazan bir film olduğu için Hani Zal bunu Zal söylemenin de belki hissetti. de şey yok ama yok hakikaten yani kamera hep üzerinde yani herifin yani e, senin de başta söylediğin gibi yani bir şey olduğu zaman biz onu biraz da Oppenheimer'ın lensinden görüyoruz ya da Hans, evet. şeyin e, Christopher Nolan'ın Oppenheimer'a bakışından görüyoruz hep Oppenheimer'dan ötürü anlatılıyor sahneler şeyler bile duruşma sahnelerinde bile Oppenheimer şurada arkada kafası out of şey gözüküyor böyle fokus evet. dışı şurada kenarda hep bir gözüküyor. Orada rol değişiyorlar ya kadınla. O çok güzeldi. Emily Blunt'ın Mr. Kitty ile yer değişmeleri falan. Bak Hı -hı. o çok güzel taktikti yani. <laughs> çok güzeldi o sahne. Ee, ve yani işte şey benim burada çok hoşuma gidiyor. E, ee, ya valla Killian Murphy sırtlamış filmi. Ee, yani tam anlamıyla sırtlamış ama gerçekten zamanlarında atlamalarda oynamış, duygu durumlarının değişikliklerini oynamış. Ee, ve ben hakikaten Killian Murphy bu kadar da ortaya alıp da odaklanmış bir filmden hatta şöyle bir tavsiye verebilirim seyircilerimize. Bu filmi sevdiyseniz First Man diye bir film var. Ee, First Man filmi de aya ilk inen adam Neil Armstrong'un ee, biyopiki gibi ama onun psikolojisi üzerinden anlatıyor. Olayı değil de konuşmuştuk bunu zaten. Tabii konuştuk mi? konuştuk. Olayların Hı, onun ki. üzerindeki yansımalarını anlatıyor. Ve olayların bir e, şahıs üzerindeki yansımalarını sahne sahne bu kadar takip etmek benim için çok keyif vericiydi. Yani lenste bir ana odak karakterimizin olması, hani onun o işte demin verdiğim örnekteki gibi aslında başta böyle Allah adam geldi bomba yapıyoruz be yaşasın hopidik çipidik gidiyor. Vay be ben bu. Doğan'ın bu kısmını da çok severim. Dur şurada bir atom bombası patlatayım da deli midir nedir en sevdiği yere atom üstü kuruyor <laughs> herif bu arada yani. Ee, şuraya bir üst kurayım aman pek bir neşeli pek bir hanımlarla çapkın takılıyor bilmem ne yapıyor. İşte o Hiroşima'ya bombalar kamyonu yüklenip gittiği andan itibaren bombaların patlaması Japonya'daki konuyla ilgili halka konuşma yapması lazım. O konuşmayı yaparken böyle keşke iki tane daha ataydık falan diyor böyle Oo, millet alkışlıyor. Evet, Alkışladıkça ya, bu kopuyor ya. böyle kamera odaktan çekiliyor, titreme veriyor. Ya yani zaten o sahne çok iyi işlemiş de. Yani çok iyi. Değil. <laughs> ya Kylian Murphy zaten e, taşıması için şey de demiş ne olun. Yani Matt Damon'a işte Robert Downey diğer herkese bak ben ben bunu bunun gözünden yazdım. Ya yani o oynayacak siz yancısınız ha, ona göre bakın hani. <laughs> evet 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 evet. Siz gaza gelmeyin zaten. Yani ben sizden gaza gelme Bu şey biraz hiç taktı. ya. Yani o da kafasındaki hani rolleri hep kendi istediği gibi oynatır ya da bir oda varsa onu öne çıkarır. Geri kalanında siz ne diyor ben ne diyorsam onu yapacaksınız. Fazlasını istemiyorum. Hani coşma. Abartma da rolünü. Hep hepsi de bunu kabul etmiş zaten. Tamam baba bu Killin Murphy filmi. Nasıl Robert Batman, Doğne, Merkris... Robert Doğne açmış biraz altına ama. Ama onlarda da Killin Murphy yok oralarda tabii, hiç. yok. Hiç yok. Tabii tabii. <laughs> o varken kimse dokunmuyor. Ya yani Matt Damon'la ne bileyim işte Josh Hartnett bilmem ne hepsi böyle. Bir turumunu bak. Geri oldumunu çıkarabilirim. Geri oldumunu siklememiş bence. Evet. Ben şimdi sıçacağım. O evet, zaten rol böyle biraz tabii. şey gibi ya. Filmin arasında böyle bir pat çok lezzetli bir lokma geliyor ağzına. Böyle bir parmak bal çalıyor. Kaçıyor sonra hemen. Yani o bir böyle ara şey gibi. Evet. Ki zaten böyle bir e, yani Nolan'ın filmi sunması da baştan sonra bence çok iyi. işte. yani böyle bir eee çok sofralardan bir daha bir kullanacağım ama Kors denir ya buna. Anladın mı? Böyle hmm. hani açılış ana yemek yani. ana yemeğin York eşitçisi, yani böyle Aynen. hani ortaya meze falan hani bence şey gibi yani nasıl söyleyeyim mesela rakı sofrasına oturdun diyelim ki Geri Oldman'ın sahnesi şey gibi abi. O bir tane tuzlu balık var. lakerda lakyerda anladın da, mı? Laker'da. Bir lokma laker'da, gelir ya lakerda böyle atarsın ağzına ulan dersin bir ağzının tadı değişir böyle bir. Geri <laughs> Oldman sahnesi tam bir Herkese birer tane. Aynen. Pıt ağzına atıyorsun ulan diyorsun ne güzel. Hani Beş tane daha ver bundan desen ulan o da yakışmaz şimdi o zaman da bozulacak ağzın tadı. Evet. Bir lokma ama tam yerinde. Robert Downey Jr. de senin dediğin gibi üçüncü perdede film bir anda iki tane birbirle görüşüp sohbet etmeyen kişinin birbirine olan bürokratik ve siyasi düşmanlığına dönüşüyor. Sağol biri şuan. başka toplantı odasına takılıyor biri başka toplantı odasına takılıyor. Ve dediğin gibi yüz yüze geldikleri en son sahne... Aa savunma için ben sana arabamı vereyim falan filan diyor. Ondan sonra yüz yüze gelmiyorlar belli ki yani. Yok gelmiyor evet. Bir işte sonda o flashback var. Hani bunları dışarıdan gördüğü Einstein'la. En sonda onu görüyoruz o da zaten <laughs> önceki sahne Erken aslında. Sahne, tabii. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani e, Killian Murphy'nin o gençliği, gençliğindeki inatçılığı, hevesli ve tutkulu bir bilim adamı olup nasıl insanları peşinden yürük, sürüklediği, bombalar kamyona yüklenirken yaşadığı o duygu değişimi, aldığı sorumluluk, ee, yani mesela Trinity'den sonra aslında adam bir de bir değişim başlıyor ama tamyonlara doldurulup gidildikten sonra çok çok daha farklı bir noktaya geliyor. Sonra bombaların atıldığını ölen insanları duyuyor. Ondan sonra aslında psikolojik olarak yıkılmış bir adam gibi. Ama evet. şeyden de çok emin değilim. Hala da çakal. Yani gerçekten o Strauss'un en sonunda söylediği onun da planları var. O da öyle boş adam değil. Ona da öyle bakmayın falan filan diyor ya. Yani e, Oppenheimer'da gerçekten o şeyi elinden alınana kadar, yetkileri elinden alınana kadar politik olarak bütün gücünü zorlamış. Hani hidrojen bombası yapılmasın. Ulan yapıyor musunuz? Tamam yapın ama bak hemen yapmayın. Konuşun. Hep böyle bir bastırmaya durdurmaya çalışmış şeyi. Ee, Sonra arms işte race dediğimiz yani silah silah Aynen. yarışını durdurmaya çalışmış hep yani. Tabi gerçek hayatta bunu daha çok yapmış da film oraya çok girmiyor ya. Belki o da bir eksi olabilir. İşte bir biyopik gibi olmuyor işte o zaman. E ama işte roman uyarlaması. Girmiyor. Artık bazı yerleri kaçacak evet. ama e, ya bir de şu çok kıymetli tanecem bence. Yani şu filme girip de hani samimiyetle söylüyorum 3 ay önce ulan Oppenheimer kimdir denince e, falan diyecek bir sürü insan şu an Oppenheimer'ı biliyor. Oppenheimer'ın dönemini biliyor. McCarthy Amerika'sını biliyor. Anladın mı? Atom yarışı, Japonlara atılma süreçleri, sadece solcu kavgaları üzerinden de saçma sapan şeyler dönmüş Amerika'da bilim insanları harcamış falan. Veyahut da yani Amerika sadece solcu kavgası yüzünden 50'lerde harcamış. Naziler 1940'larda Yahudinin bilimi bize gelmez yakın zeytin ağaçlarını <laughs> falan demiş böyle aptal aptal hareketler yapmışlar. <laughs> Allah korusun öyle bir ülkede yaşadığını düşünsene abi saçma sapan ülkelerde yaşıyor millet. Tabii. Yani nasıl değil beyin mi? gücü verilir bir ülkeden <laughs> bir ülke kıymetli insanlarını nasıl kaybeder doktorlar mı gitsin yazılımcılar mı gitsin bize e, şeyler yeter düz vatandaş yeter tarzı bir ülkede yaşamak ne kadar acıklı bir şey onu da hissediyorsun filmi izlerken değil mi? <laughs> ya şu an hiç hissedemiyoruz mesela o zaman iyi hissetmiş. O zamanlar işte <laughs> çok kötüymüş abi. Düşünsen öyle bir ülkede yaşadığını Hollanda'dasın sen de şu anda evet zaten. ya hayal edemiyorum nasıl bir şey oluyor. <laughs> evet evet aynen öyle. Yani bence işte bu. Ya ben kapatıyorum aslında söyleyeceklerim. galiba benim bu kadar en nihayetinde Nolan'ı ben şu konuda çok takdir ediyorum hem bilimin reklamını yapıyor öyle söyleyeyim ağızlara bir parmak bal çalıyor hem evet. siyasi, politik, bilimsel, tarihsel olarak insanların kafasını açıyor ee, daha bir adam ne yapsın yani anladın mı hani hakikaten <laughs> <laughs> deniz kızı mı yapsın yani anladın mı hani bunu demek istiyorum yani. Aa, yani bu noktada da biraz ben böyle bu filmle alakalı biraz şeyim. Yani şurası da biraz şey evet. Orası da biraz şey ama okey ya. Yani bu da böyle bir eser işte ve bence bir sürü insan hiç bilmedikleri bir konuda duygusal olarak ekleyip etkileyip düşündürebilecek bir noktaya getirmesi... ...ve bence çok daha yani gereksiz silahlanmaya, gereksiz politik gerginliklere, beyin göçü sağlayacak gereksiz politist, faşist eğilimlere karşı durarak bunu yapabilmesi... En nihayetinde tamam bak bu da bilim adamıdır. Bunlar da süper insanlar değil. Bunlar da Allah değil yani. Ama ulan bir şey yapıyor en azından bu herifler yani. Taşı taşa vuruyorlar ya. Bir, bunlara da bir bakmak lazım gibi bir çok temel bir noktaya çekmesi. Sıfırdan gelen seyirci için. Biraz daha o dönemi merak eden adam içinse ulan hakikaten ya atom bombasını yapan adam olmak nasıl bir şey lan? Psikolojisine seni sokabilmesi. Tamam zaten Bunlar benim bir filmden beklediğim şeylerin çok ötesi zaten yani. Tebrik ben... ediyorum o yüzden sadece. Ya kesinlikle ya. Ya zaten şeyi de yapıyor olması da iyi işte. O yüzden de ben ikinci kısım seviyorum. Yani Oppenheimer'ın o vicdani kavgası, zihin kavgasını da bir şekilde koydu masaya. Yani bunu objektif ya da dediğin gibi işte subjektif biraz da koyması. Çünkü ya bugün Eminim hala şunu düşünen çok Türkiye'de bile abi. Atom bomba atılmalıydı abi. Atom bombası şimdi falan. <laughs> hmm. evet kardeşim atılmalıydı. İki yıl sonra senin de kafana atabilirlerdi falan diye de söylediğinde de hemen kızıyor insanlar. Yani o yüzden bu bundan da kaçmıyor. Ya yani kaçsaydı zaten e, istediğini alamayabilirdin oğlum. Yok evet. Ki, bu filmin ki... üçüncü perdesi çok kıymetli zaten. Abi Kesinlikle. en son Dalbertanştan bile diyor ya. Oğlum beni ülkemden sürdüler. Seni de 50 sene ağlatırlar ondan sonra takarlar boynuna bir ödül diyor. Hakikaten de böyle boynuna ödül takıldığı sahneye geçiyor. İyice yaşlanmış böyle <laughs> elden ayaktan düşmüş adamcağız. Ya adam harcamak yani tümüyle işte ama politikaya kurban veriyorlar bilim insanların o noktada. Ekonomik politika. <laughs> ya bu insanlar zaten kendi kendine var olma ihtimali olmadığı için kullanılıyorlar hmm. işte. Cillian Murphy'ye bir de en son şunu ekleyeceğim. Aslında ona da hani 28 gün sonrayla aslında ben tanımıştım Cillian Murphy'yi. O zaman da tabii. genç. İstul e, e, bu arada şey Murphy'nin. Tabii tabii kariyerin başı yani. Hı -hı. Sonra Batman Begins'te galiba Batman olması da konuşulmuş zamanda da demiş ki yani <laughs> ben olmasam mı acaba falan. Ki onun rolü de yani Batman'deki rolleri de iyidir. Ama geldiği nokta harbiden hani gençliği de ayrı bir oyunculuk havası vardı. Ki 28 gün sonra da bir gün konuşuruz belki şimdi olgunluğu daha farklı bir havaya büründü yani bu genç Hı -hı. oyuncuların dönüşümünü Hollywood'da iyi yönetmenler hep iyi yönetiyor yani Brad Pitt'te gördük işte DiCaprio'da gördük bugün Hartnett'te görüyoruz Cillian Murphy'de gördük bunu çok iyi kullanıyorlar umarım daha iyi rollerde de izleriz yakında müthiş iş çıkarmış ee, evet yani yolu açık olsun Cillian Murphy'nin Robert Downey Jr.'ı da daha çok görmek istiyoruz artık Iron Man olmadığı rollerde evet, onu da diyelim zaten dönmesin mağrula falan da sakın. <laughs> Oy evet. Yayınımızın ilk yarısı <laughs> 1 saat 20 dakika bahri. Oppenheimer konuşmuşuz. Ben hemen bir şişe su geliyorum abi. Alıp geliyorum sonra bahri... Ben de şişe gideyim mi 2 dakika? Tamam, Herkesi yalnız bırak hadi. Hadi aslanlar 2 dakika molamız var. Su şişme odası geliyoruz. Evet. Sevgili dostlar. Vallahi bugün Barbenheimer bölümü yapacağız. Önce Oppenheimer sonra Barbie konuşacağız. Başka konulara zaten vakit kalmaz demiştik daha önce <laughs> Normalde bizim bölümler bir buçuk saat. Bir buçuk saat şimdi Oppenheimer konuştuk. Barbie'nin de bir saati çıkar mı bilmiyorum. Barbie'nin de bir saati çıkarsa hadi bakalım. Çoluğumuz hayır olsun yani. Sevgili chat sizin de yorumlar çok güzeldi bu arada. Aboneler de geldi onları okuyamadım. Sağ olun var olun. Ee, yayını şu noktaya kadar izlemiş ve hala kaçmamış olan arkadaşlardan da birer tane like rica ederim. Ondan sonrasında da biraz Barbie konuşalım. Barbie de konuşmaya değer bir film bu arada yani aslında biz biraz makarasına gitmiştik ama e, ilginç şeyler çıktı onun arkasından. Bakalım o da ne olacak yani. Zuhal hoş geldin. Barbie bayan filmi demiş. <laughs> i̇şte bir... <laughs> biraz konuşacağız onları yani. bir su içeyim. Vay. Aynen Barbie muhabbeti ne ya? Hı, geldim. Hmm. Oh Barbie Evet bir oh. Evet ne diyorsun Barbie <laughs> Evet biraz da Barbie konuşalım Şimdi Barbie Barbie ilginç bir film ya Yani Barbie hakkında düşündüm O filmden çıktıktan sonra ki bu bence başlı başına büyük bir başarı. Yani önce bir onu, ondan bahsetmek istiyorum. Yani Barbie filmi... Çok... Yani... Amacının ötesinde bir film yani onu söyleyeyim. Yani şey gibi düşün. Neticede oyuncak filmi. Hani... Ve böyle şey gibi bir film olabilirdi Barbie. Aa işte Barbie gerçek dünyaya gidiyor. Ve orada bazı problemler yaşıyor. Ama ondan sonra işte sevginin ve... Arkadaşlığın gücüyle işte moda elbisesini giyiyor <laughs> ve kendi son dakika balkondan atlayıp Barbie'yi kurtarıyor ve hey filan oluyorlar falan. Böyle bir film hani Barbie'den ben herkes öyle bekliyordu bu arada. Hatta daha basit bekliyordu bence filmi. <laughs> yani yönetmenini tanımasam evet. Greta e Gerwig olduğunu görmesem yönetmenin ben de öyle bir film beklerdim. E senaryoda Noah Baumbach Merit Story konuşmuştuk Hı. zaten. Yani ha, işte şimdi e, ve o yüzden ben Barbie filmini her şeyden önce cesur bir film buldum. Onu söyleyeyim. Beni çok şaşırttı. Ya yani şey oldum böyle. Girdik filme. Daha ilk sahnesinde şey diyor. Evet, kadınlar her şeyi yapabilir falan. Hani böyle vardır ya. Sonra evet. şey diyor. <laughs> ya yani daha doğrusu biz öyle zannediyorduk hayal dünyamızda ama gerçek dünya <laughs> öyle değildi falan. Dip de, bir anda böyle o Yani senelerce Barbie'nin marketinginin göbeğinde durmuş olan e, şey muhabbetini e, adını söyle. Bomboş muhabbeti alıp kendisi başka bir şey dönüştürmeye çalışmış. Yani kendi kendisini eleştirmek konusunda aşırı girişken bir iş olarak gördüm. Ve kendi kendisini eleştirirken geri kalan herkese de bir tekme atmaya çalışmış. Bence yer yer yapamamış, yer yer yapmış ama her türlü kendi e, şeyinin çapının ötesinde bir iş çıkartmışlar ortaya gibi düşündüm Barbie'yi. Yo, müthiş ya ben de şeyi de mesela çok uğraşmıştım ee, yayınlarda Barbie fragmanını ilk hatta teaser hatırlıyorsun konuşmuştuk sen Space Odyssey teaserında e, işte yayında ben tekrar açtım senle konuştuk ben tekrar yayınlarda ikinci fragman falan her yayında şey geliyordu böyle abi Barbie niye ne yapacağız ne izleyeceğiz falan ya diyorum bakın Greta Gerwig işte Little Woman ne bileyim işte Lady Bird işte Noah Baumbach bak Mary Story hiç bilmiyorsanız bunları duymuşsunuzdur Oscar adaylıkları işte bilmem ne ya bu insanlardan e, Böyle basit bir film çıkmayacak bence emin olun diyordum ben de. Tam benim istediğim gibi bir film çıktı zaten. O açıdan çok beğendim ama tabii hiç e haberi olmayanlar için bence Barbie'nin pazarlama başarısı burada çalıştı. Çünkü aslında hmm. kendi pazarlamasını hiç böyle bir film gibi yapmadı. Daha böyle neşeli, pembeler. Bakın her yeri pembeye boyayacağız. Hey hey tek derdimiz bu işte. Hey, ne güzel kadınlık falan gibi böyle çok basite indirgeyen aslında bir yerden girdi. Ve birçok kişi de buna da uyuz oldu bir yerden sonra. Ama filme gidip de film ağızdan ağıza bence çok iyi patladı. Her yerde böyle. hem Hem negatif hem pozitif. Mesela internetin YouTube aç Red Pill'ci abileri böyle feminizm bizi bitirecek mi? Barbie ile başladı falan tarzı videolar attılar. Yani... Onu duyan millet daha çok saldırdı <laughs> filmi Abi gidiyoruz onu satayım falan diye. <laughs> daha ee... çok yardırınca acayip döndü filmin rüzgarı. Evet. Yani filmin bu arada bence film kendi çapının çok ötesinde şeyler anlatıp yazmayı çizmeyi denemiş ama milletin de artık hani Barbie filminde bile bir şey araması bu filmde terörist yetiştiriyorlar falan kafasına gelmesi <laughs> bana biraz şey geliyor. Ee, yani çağımızın problemini Barbie çözmeyecek. Zaten ba ben bence film bunu çok hızlıca sahipleniyor. Yani Barbie filmi neticede bir tane Barbie bebek var hem de jenerik Barbie. Yani kendi Barbie'leri arasında bile aman aman bir Barbie değil yani. Ee, bir gün sellütü çıkıyor ve diyor ki aman Allah'ım nasıl sellütüm çıkar ve gerçek dünyaya gidip gerçek dünyadaki kadınların dertlerini görüyor. Gel gelelim sonrasında işler karışıyor işte. Yani şey beni çok şaşırttı. Ken üzerinden kurdukları. Yani neredeyse filmin başrolü Ryan Gosling ve Ken olmuş derecesinde diyeceğim. Muazzam yani, oynuyor ya. Muazzam e, oynuyor bu arada. Bu arada muazzam oynuyor gerçekten ya herif. Yani Çılacağım. Ryan Gosling çalmış filmi götürmüş ya. Komik. Show oğlu show. Showman. <laughs> Sahnelerde kah deli adama geçiyor. Kah Malken'e geçiyor. Kah en sonunda Ken, it's Ken oluyor. Yani çok Ken'e odaklı bir filmdi şey derecesinde Barbie'yi gölgede bırakmış hatta filmin finalinde falan şey oluyor ya böyle e peki Barbie'ye ne olacak falan diye böyle yalandan bir de Barbie sahnesi eklemişler ya <laughs> Ken'e çok odaklanmış film ona da şaşırdım yani. Esinlikle canım ya zaten filmin o dönüşümü hoşuma gitti şimdi fragmanlardan bize verdiği evet gerçek dünyaya gidecek bir takım şeyler gelecek başına Ken'le bunları çözecekler gibiydi. Hmm. Ama iş mesela şeyden başlayıp aslında buralar çok bariz zaten işte Barbie'nin Space Odyssey açılışı sonra devamlı işte Space Odyssey'nin sonundaki bir denek gibi gerçek dünyaya gelen Barbie tekrar o kutuya sokma çabası şeyler falan çok güzeldi mesela materin içine giriyorlar CEO katındaki odaya giriyorlar o da böyle o şeydeki sahne gibi ışıkların arasından Space Odyssey'nin sonunda kaçırılan... Sonra da böyle bir yere kapatılan adamın geçtiği ışıklar gibi böyle bir dekor yapmışlar. <laughs> Üzerine oraya kapatmaya çalışıyor bunu. O sonra kaçıyor. Sonra iş Matrix'e dönüyor zaten. Başta da böyle mavi ap, kırmızı ap giyini yapıyor. Sonra onlara da taşak geçiyor. Bu arada Ger Gervi'yi ben şu yüzden sevmiştim Bağımboğa'da. Aslında bütün Warner Bros'un işleriyle incelen taşak geçiyor. Yani ve bunu kabullenmiş Warner Bros. Snyder'a saplıyor. Oradan çıkıyor Matrix'e dağda geçiyor. Mimar diye işte yaratıcısına gidiyor. Aslında biz yaratıcı olduğunu sonra örüyoruz. Ya çık git şuradan ne olacak falan. Çok öyle hiç gizem mizem yok. Bak aslında birçok şey çok basit. Ama insanlar işte... Tabii atar ki tabii Matrix göndermedenin sayısı falan. çok fazla yani hakikaten. Evet hepsini aslında ince ince de dokunduruyor yani. Ve bunu aslında bazı yerlerde hem Mattel, Mattel yetkilisi bir ara sete gitmiş. Bunu böyle çekemezsiniz falan Hı. diye birkaç saniye itiraz etmiş siklememişler. Onu anlatmışlar, ikna etmişler. Warner Bros. bazı yerleri çıkarmak istemiş. Mesela yaşlı kadın sahnesinde birkaç sahneydi. Onları da engellemişler. Ya e o yüzden hani e, hatta Gervin editörü şey demiş. Ya ablacığım bu biz seninle kaç yıldır çalışıyoruz. Bu filme okey mi bunlar? Hani <gülüyor> <gülüyor> biz okey miyiz yani bunu bunu kabul ettiler mi falan olmuş. Ya hem Warner Bros'la hem Mattel'le çok dalga geçmişler ciddi ciddi. Evet. Çok büyük ve... başarı yani. Bu kadar e, kompleks ortamda. Hayır bir de şey de çok ilginç. E, bu Netflix'te şey var tek bölümlükte olsa kısa bir belgeselcik var The Toys That Made Us diye. Onun evet. Barbie bölümü var mesela. Onu izlersen Barbie'nin yöneticileri kadın ve işte pembe bereler falan gibi böyle ekipler falan kuruyorlar. 60'lardan beri kadınlar yönetiyor Barbie markasını. Şey çok ilginç yani hem de çok savaşçı kadınlar öyle söyleyeyim. Yani o röportajda bile anlıyorsun böyle abla hani seni parçalasa orada yüze, yüzde yüz, yüzde bir satış daha yakalasa orada seni de büküp atacak. Yani bir de böyle şey Tabii. belli yani. Ablaları gazlamışlar işte şey falan diyor. İşte Barbie CEO'larından bir tanesini gösteriyor. Bizim dönemimizde Brest çıktı. Bayağı saldırıya geçtiler bize falan diyor. Daha yaşlı bir teyze var. Teyzem böyle gelmiş 65 yaşın artık. Brest benim dönemimde çıkacaktı ki onları katlederdim falan diyor böyle teyzemler falan. Yani aslında o corporate Amerika yani Amerikan iş hayatının içerisinde çok dişli çok sert kadınların yönettiği bir marka olmuş Barbie sürekli. Ee, ama şeyden de bahsediyor belgesel. O açıdan da hoşuma gitti. Barbie'nin geçmişinde şey çok varmış. Ee, satışlar mı düşüyor? Veyahut da Barbie sıkıcılaşmaya başlıyor. Çünkü Barbie nereden baksan 80 yıldır mı ne var ya yani anladın mı? Çok eski evet bayağı baya. Ben de tam tarih hatırlıyorum ama var bayağı. Abi ne zaman bir Barbie'de evet. böyle bir sıkıcılık başlasa Barbie tarihi boyunca hep abartılı bir olay yapmış tamam mı? 59'muş. Bence Greta Gerwig'in bu filmi yapmasını o yüzden onayladılar. Heriflerin tarihinde şey var yani. Evet. Barbie sıkıcılaşıyor mu? Barbie biraz kitlelerle bağlantısını mı kaybediyor? Ne yapalım? Çıldırtalım abi milleti. Kudurtalım. Meme uçlu Barbie çıkaralım. Anladın mı? Hep bir böyle Hamile Barbie falan. Ha anladım. Hep bir kaşımışlar <laughs> milleti. Için. Yani bu filmde de dalga geçilen bir sürü ürün var ya. O belgeseli izleyince anlıyorsun. O bir film, o, o o ürünlerin çoğunu şeyine çıkarmışlar. Konuşulsun. Yansın. Evet. At bir odun falan tarzı yapmışlar böyle. Bence bir, bir film bu film de şey yani. Ee... bir böyle ateşe benzin dökme hamlesi Mattel'den gelen. Çünkü kendi kendilerini eleştirmişse Ha şimdi filmin bu tabii meta yorumu. Filmin Paradox içiyle biraz alakalı ya. yorum yapınca işler biraz karışmaya başlıyor. Çünkü en nihayetinde ben bu filmi bir reklam filmi olarak zaten yorumluyorum. Yani bu, bu filmi şey açısından ciddi almak da bana biraz tuhaf geliyor. Ee, ne bileyim. Feminist propaganda falan filan dendiğini çok duydum ben bu filme. Yani, yani filmde... bu arada... <laughs> Sen söyle abi. Yo patriyarkayı da bence aksine odağına alıyor ya. Aslında er, daha çok erkek sözü de söylüyor lan filmin sonunda. Çok feminizm. Tabii milletin kafası takık olduğu için oraya odaklanmış da. Aslında Ken üzerinden acayip konuşuyor film. Hı -hı. Ama dur oraya gelmeden senin şeye e, hem katılıyorum hem katılmıyorum. Yani evet bu, bu paradoks. Ya bu filmi yapıyorsan ve bu sözleri söyleyeceksen. Ve buna izin veriliyorsa sen bunu yapabiliyorsan ki bazı engellemelere rağmen. Evet hani büyük başarı ama bir yandan da evet satışı arttıracak mı arttıracak, talebi arttıracak mı arttıracak. Ama şimdi böyle her noktaya baktığımda zaten mecra kullanıp satış arttıran işler görüyoruz abi yıllardır. Marvel DC ne yapıyor, Boys tabii, ne tabii yapıyor canım. yani her her firma aynı şeyi yapıyor. Şimdi konu şuna giriyor aslında biraz Oppenheimer gibi bu Greta Gerwin yaptı da. Ya ben sözümü söyleyeceğim ama benim paraya ihtiyacım var. E ben bu parayı evet bağımsız film yapabilirim ama kaç kişi izleyecek? 10 milyon. Bu, bu filmi kaç kişi izleyecek? Yüzlerce insan, yüz milyonlarca belki insan atıyorum, abarttım tabii. On milyonlarca insan izleyecek. Yani e, o yüzden bu paradoksu bence kabul ediyor yönetmen de aynı Oppenheimer gibi oluyor. Ya bunu kabul edip sözünü söyledikten sonra mesela ben şeye çok takılmıyorum, satış artmış artmamış. Yani bunu hmm. evet şey de yapabilirdi. Barbie gibi bir bebek yapardı, bir tane bağımsız film yapardı. Oyuncaklar bizi şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Yine atarki toplum, şudur budur anlatırdı. Üç kişi izlerdi, biterdi bu iş. Yo yo yani kendi hıyarlıklarıyla yüzleşmeleri zaten ilginç. Yani ama e, yani benim orada eleştirmek istediğim birkaç tane şey var aslında. Bu filmle alakalı en ciddi eleştirilerim. Şu şey konularına falan biraz şey hızlı geçiyorlar. Hani bir yerde mesela Barbie kızın yanına gidiyor. İşte kız böyle Hmm, sen Barbie misin? Şimdi sana söyleyeceklerimi söyleyeyim o zaman. İşte kadınları kötü yönlendiriyorsun. Yani olmadık İşte fiziksel şeyleri alıştırıyorsun. Onları sarışın birer bimboya çeviriyorsun falan filan diye yapıştırıyor ya kıza eleştirileri. Evet. Barbie de hü diye ağlayarak gidiyor mesela. Sonra araba kovalamacısı oluyor ve o sahne geçiyor gidiyor mesela. Keşke onları biraz daha uzun ele alsalarmış mesela. Yani Barbie'ye yani Prototype bence film Barbie, Barbie zaten yani. çok yüceltmiyor. Evet. Barbie'yi hatta biraz salak bir karakter gibi de ele alıyor. Yani Barbie öven bir film değil bence bu film. Ee, ama Barbie'ye olan eleştirilere şöyle bir dokunup kaçıyorlar. Mattel de mesela yani Mattel'e gidiyorlar mesela. Mattel böyle orada da güzel şey tarzı eleştiriler var. Olur mu? Bizim de bir tane kadın CEO'muz vardı. Benim annem kadın. Ben nasıl kadın düşmanı olabilirim <laughs> falan. Ben gibi salak salak. An annelerimiz falan diyor. Şey. Yani, benim annem kadın. Ben kadın düşman olamam ki falan gibi bir muhabbet yapıyorduk. <laughs> CEO'la çok güldüm. Ama ondan sonra o CEO'larla bir kovalamaca sahnesi var mesela. O kovalamaca sahnesi oyuncak mı? Gerçek mi? Hani... Oyuncak dünyası daha fantastikken o Mattel dünyası gerçeğin içinde olması lazım ama hiç gerçekçi değil. Or Mattel dünyası da bir orada bir anlamsız kalıyor. Sonra motelciler bunları kovalamaya başlıyor. Ya böyle orada bir şeyler karışmış abi. Senaryo çok çok makas yemiş. Yani onu hissediyorum. Yani bence işe yememiş lan. <laughs> bence şey de çok yemiş abi. Bak. Genç kızla olan diyaloglar ilerlemiyor. Genç kız sanki böyle filmin odağı olacakmış gibi başlıyor. Barbie eleştirilerini yapıyor. Ondan sonra sürekli arka koltukta kolunu kavuşturup bir noktadan sonra da iyi ee, tamam hadi Barbie'ye yardımcı olalım ben de giyeyim pembeleri falan diyor. Niye diyor ne oluyor o kızda ne değişiklik oluyor belli değil. Materyal yöneticilerinde ne değişiyor böyle. belli değil. Hani böyle e, çok kalabalık bir filmdi bence. O kızla olan küçük kızla olan muhabbet küçük kızı tümüyle çıkarabilirlerdi. Materyal yönetici de tümüyle çıkarabilirlerdi. Ve tümüyle şeye odaklanabilirlerdi. Gerçek dünyadaki bir kadının hayalleri kırılıyor. Barbiler dünyasını da Red ele geçiriyor. Bu ikisine odaklansalar çok daha temiz bir film olacakken oraya da bağlayalım. Marvel, Mattelci de gelsin. Genç kızın da eleştirisini yapalım falan diye. Böyle bence bulandırdıkça bulandırmışlar. Yani şey gibi olmuş biraz. Abi her şeyi de katma yani anladın mı? Biraz bazı açılardan eksik kalsaymış film. Bana o yüzden çok şişkin ve şey bir film geldi. Ulan bunlara ne gerek var oldum bazı sahnelerde yani. Zerre katılmadım bugün sana Oppenheimer'da. <laughs> <laughs> Peki eyvallah. Abi şu yüzden çünkü şöyle düşünüyorum. O sahne ki bence bunu şeyde de vurgulamışlar. Yani Barbie Land sekans zaten oyun gibi ya. Zaten hep onunla çıkıyor. İşte beni oynayan çocuk sıkıldı benden. Onu çocuk zannediyor. Hı, hı Aslında çocuk tamamen artık bugün de yaşadığı için ve bugün bir bebekle oynamak bir de ergen ve artık yetişkinliğe adım atmak isterken biraz da böyle hayat görüşü güçlenen bir kadın ya da erkeksen fark etmez oyuncakla oynaman çok güzel görünen bir şey olmuyor yani bir yaştan sonra. Barbie de ona odaklı gidip ondan lafı yedikten sonra aslında etnik olarak da dışarıda bırakılan e, hatta CEO odasında dışarısında bırakılıp yeni Barbiler tasarlamaya çalışan bir kadın annesidir. Ve ikisi arasında connection da kopmuş yani Barbie jenerasyonel bir oyuncak aslında burada şey hizmet ediyor senin demin dediğin o satışı arttırma mesela onlar da farkında. Barbie jenerasyon olarak kopmuş durumda. Hı hı. Onların derdi o jenerasyonel bağlantı yeniden kurmak. Kız da o yüzden bunu önce siklemiyor sonra Barbie aa benle oynayan bu değilmiş annesiymiş onun nostaljisiyle e, tekrar odaklanıp kızı alıyorlar kızı ikna ediyorlar. Ve bence sonra stereotip Barbie olayına tekrar döndüklerinde çok odaklanıyor. Bütün kadınları uyandırıyorlar tek tek gidiyorlar. E, kendilerin onları nasıl egolarıyla yenebileceklerini keşfediyorlar. Onları kullanıyorlar tekrar hepsini bütün kendilerinin yarattığı dünyayı yok etmeye çalışıyorlar. Evet ilk kısımda kullanmıyor belki bunu hani kızın dediklerinden yola çıkan o Sarah Barbie'nin ne kadar kötü gözüktüğünü ama sonrasında çok kullanıyorlar. Ben o yüzden mesela oyun oynama dünyası gibi başlayan ve sonra bu şeye de yansıyor. Mater'in dünyasına çünkü oralar hep zaten şey gibi böyle hmm. oyun gibi karikatür gibi hep. O yüzden de bence biraz o da Matrix dalgasını geçiyor. Yani simülasyon gibi orası da aslında. Hani şuradan dön buraya çık. Bak mimarın odasına gir falan. İşte hani... bak şeyler de havada kalıyor. Doğru dedin aslında. Bir yerde çok böyle aniden Ken oyuncakları orası. satmaya başlıyor. Ken çok popüler oldu abi falan diyorlar. Sonra o ne oluyor ne... mesela? Ona dair hiçbir şey görmüyoruz gerçekten. Işte? bir daha. Bence bak şu var işte orada. Şu çok güzel. Orayı biraz üstün körü geçiyor. Hmm. Ken ilk geliyor dünyaya. Ve aslında sırf nasıl Barbie Land'de Barbie yaratılan bir dünyaysa. Oyuncak olarak. Bizim dünyamızda da simülasyon olan Matrix'te de kendiler için erkeklere yaratılan dünya simülasyonu. İşte kaslı adamlar Hı -hı. o böyle havalı ceketler Sylvester Stallone'ı gösteriyor. Böyle bir plazanın önüne gidiyor. Jilet gibi adamlar hepsi böyle iri evet, spora evet. gidiyorlar. Instagram Red Pill montajları ya oralar biraz. Güzel bir kafaydı. Aynen kafayız. işte. Aynen. Hayır, orada biraz şeye bence o yüzden diyorum film aslında erkeklik ve patriark hakkında feminizmden daha çok konuşuyor. Tabii ikisi birbirine bağlı da Hı -hı. daha çok konuşması ve üzerine gidip Ken'in e, dramasını çözmesi benim çok hoşuma gitti aslında. Gerçek dünyanın en iyi çalıştığı yer aslında gerçek dünyanın da erkekler için hazırlanmış bir simülasyon gibi, bir oyun alanı gibi olması kafası hoşuma gitti. Hı hı. O yüzden ben de çalıştı. Belki de sen de çalışmayanlar. Yok yok hayır benim o, o kısımda benim sıkıntım yok. Ben dediğim gibi zaten o kısma daha çok odaklanmalılardı. Materyal yöneticileri falan filan o... Evet. Kend konusu biraz yani. hızlı geçiyorlar. Evet, evet. Yok, ben, ben mesela Ken konusu bence çok iyi gidiyor. Hatta şöyle söyleyeyim yani dediğim gibi yine böyle bir ilginç şekilde feminist propaganda falan filan diyorlar filme. Şimdi ben bir erkek olarak bu filmi izlerken şöyle gördüm. Baştaki Kenler aşırı vasıfsız ve hakikaten sadece kızı var etmek için orada bulunan bir grup tip. Yani işte hiçbir fonksiyonları yok şey dünyasında. Yok. Ee, ne diyeyim? Barbie Biraz da voleybol oynuyorlar oraya oradan oraya koşuyorlar. İşte evet, yani böyle şey önü açık kaslı tipler böyle birer WotBet karakteri resmen yani WotBet de çok okumuş birisi olarak yani hakikaten şeyi görüyorsun. Öte yandan şeyi de biliyorum erkeklere sunulan işlerde de hep bir tane ya da iki tane numune kadın karakter vardır. Onlarda böyle çok bir derinlikleri yoktur. Popikleri memikleri olsun işte kız öpüşsünler evet. arada falan tarzı var olurlar ya birazcık yani böyle erkek üzerinden var olma. İşte... Bence bu filmin ele aldığı en önemli kısımlardan bir tanesi bu, erkek üzerinden var olma, kadın üzerinden var olma. Yani bir ilişkinin veyahut da bir ilişki peşindeki iki insanın da yapabileceği bir hata. Bu WotBet, MotBet gibi serileri biz okuduk işte, Kötü Çocuklar, Twilight'lar bilmem neler. Orada böyle, ah işte erkek beni duvara yasladı, boynumu öfledi işte <laughs> falan filan. Kadın modeli zaten şey çok, çok eleştirildi ya. son senelerde, WotBet kızı dendiğimiz yani erkek üzerinden var olsun. Gelsin bir erkek bana değer versin ki ben değerli olduğumu anlayayım diye çaba gösteren kadın modeli. Son senelerde aslında ta köken 50'ler 60'lar yani Barbie'nin üretildiği yıllara kadar dayanıyor. O kadın modeli zaten çok konuşuldu, çok eleştirildi. Bu film demiş ki kadın üzerinden kendini var etmeye çalışan bir e, erkek, erkek erkeği ele alalım ve ona bir şeyler söyleyelim ki son senelerde şey araştırmalarını görüyorsundur belki. Yeni jenerasyonda özellikle Z kuşağında bekaretini kaybetme yaşı özellikle erkeklerde aşırı ileri gitmiş ve sevişemeyen erkek oranı %8'den %30'lara çıkmış. İşte bu yüzden de böyle Red Pill, insel bilmem ne davaları çok artışa geçti falan gibi araştırmalar yayınlanıyor son dönemlerde. Yani şey çok fena bir durum. Bu Red Pill, insel dünyalarına aşırı bakmamakla beraber bunların ikisi de neticede sevişememekten ortaya çıkmış. <laughs> Birazcık. Ya da işte Red Pill'ciler daha doğrusu şöyle söylemek lazım. Red Pill'cilerin hakkını yemeyelim. Red Pill'ciler attıktan sonra çok güzel bir vahşi ve müthiş bir seks hayatına sahip olduklarını söylüyorlar hep. O da okay. öyle bir yer ya. Hep aslında Ay, öyleymiş gibi. Okey yani. o buyursunlar yani. Ama işte iki durumda da şöyle bir şey var. İnsellik de olsa Red Pill'lik de olsa ya da ne olursan ol. Bir noktadan sonra kendine kadınla sevişebildin mi sevişemedin mi? Kadın bana kokusunu verdi mi vermedi mi? Bunun üzerinden kendini tanımlamaya başladığın anda çok ya. Yani. Zaten yanlış bir rotaya giriyorsun. Bu rotadan bir hayır sana gelmeyecek. Ya alamayacaksın vajinanı ve üzüleceksin ömür boyu. Ya da ömür boyu vajina alacaksın ve diyeceksin ki... Okey yani bu da vajinaymış falan diyeceksin. Yani çünkü anladın mı yani... Ergensen ve henüz karnın doymadıysa bu tarz konularda çok sinirli ve coşkun oluyorsun ama bence biraz bu filmin sonunda böyle Barbie ile Ken'in arası düzeliyormuş gibi olunca Barbie şey diyor ya ya Ken iyisin hoşsun tamam da ben sevmiyorum abi istemiyorum seni diyince Ken böyle kalıyor. <laughs> Nasıl? Sonra itkinaf diye tişörtüyle çıkıyor yani ben kendi <laughs> kendime ya. yeterim. Bence çok çok iyi ve çok sağlıklı bir mesaj ve Müthiştir. bu erkek düşmanlı değil aksine şey oğlum yani siz yani erkek olarak tek varoluş amacınız kadınlara saplamak değil gençler hani bak bir sakin olun yani bence çok kıymetli bir mesaj bu kendini bu yüzden harcayan çok insan oluyor yani. Ya tabii canım zaten orada şeyi de vurguluyor ya aslında senin sizin sıkıntınız yine aslında diğer patriarka ya terki düzeni gazlayan erkekler. Hani senin aslında sana Barbie'nin bir şey yaptığı yok. Diğer Barbie'nin de seninle bir ilgisi yok. Ama bütün hayatın dediğin gibi hani sana bağlı olunca ve sadece bütün hayatın amacı seksmiş gibi olunca e, patriarka bunu besliyor işte sana devam. Ya bunu anlatamıyoruz ya bazen. Yani erkekliğe diye... Erkeklik aşırı erkeklik sana aslında zarar veriyor. <laughs> Gerek yok buna yani sen ideal olmak zorunda değilsin. Ve bu sefer ne oluyor? Kendi ideal olamayınca ideal olamayan kadına da saldırmaya başlıyor. Ben değilim sen de olamazsın. Sen olacaksın çünkü ben e, seninle birlikte olmak zorundayım. Bizim hayat amacımız bu. Ben sizi işte ben döllemeliyim seni başka bir amacın olamaz. Ama ben olmak zorunda değilim. Ama bana da satılan bu. Bu da bende baskı yaratıyor. Bu sefer de işte inseller ortaya çıkıyor. Böyle çok paradoks bir döngü bunun içinden çıkamıyor hmm. böyle gençler ve böyle kalıyorlar. Ondan sonra her şeye kızmaya başlıyorlar. E, Halbuki sakin olup kendi gibi fark etseler bir şey ve aslında belki onlarla e, düzgünce e, diyaloglara girebilecekleri aileleri olsa bak sadece Barbie olarak diye bunu kadınlar yapmak zorunda değil ama aileler burada bence çok kritik. Aileler de burada bence kaçıyor bundan. Çünkü bak mesela şeye bak Sasha'nın babası hiç yok ortada abi. İletişim ee, çok iyi bir ironi vardı orada. Duolingo çalışıyor çünkü hmm. Ama iletişim yok. <laughs> Sadece dil biliyor. Tabii. <laughs> Baba yok ortada yani. Zaten sıkıntı burada başlıyor. Ken'in Ken de böyle bir connection yok. Ken bunun farkında bile değil yani. Yok zaten. O Barbie bunu işte çözüyor. Biraz buradaki öfke ve zaten Ken'in ayaklanması filan da biraz şeyden çıkıyor. Ken'in kenara itilmişliğinden çıkıyor ya yani Ken'ler böyle Barbie'lerin hayatında bir erkek arkadaş olsun diye çizilmiş. Önü arkası olmayan, vasfı varlığı olmayan Birer erkek figürü. Ha Barbie'nin ne kadar vasfı mantığı var. Zaten bak orada da başka bir eleştiri var bence. Hani o Marvel'ın Endgame filminde filan şey sahnesi vardı ya. Hanımlar toplanın. Eldiveni şimdi de siz taşıyorsunuz. Kadınlar. Kadınlarımız. Al bakalım <laughs> a a şey Black Panther filmindeki kadın. Sağ olasın. Evet, Sağ ol bakalım Ant-Man filmindeki kadın. Şimdi de sen taşı. Teşekkür ederim. İşte al bakalım e Spider-Man <laughs> filmindeki kadın. Şimdi de sen taşı filan gibi böyle bir Endgame filminin final sahnesinde bütün kadınlar toplanıp böyle wallpaper pozu veriyorlar diye bir tane. <laughs> evet ya. Abi resmen Barbie filmi bununla dalga geçiyor. Da bununla dalga geçiyor bak. Geçiyor. Helal olsun. Yani bence işte daha filmin daha ilk 5. saat dakikası 5. saniyesinde şey diyor ya. Kadınlar kadınlarımızı yaptık yaptık dertleri çözdük sandık böyle hiçbir bok çözülmüyor diyor film. Ya. <laughs> yani <gülüyor> e Bence biraz nasıl söyleyeyim işte bu bu kısmın detayını daha sonra birileri inşallah daha detaylı anlatır ama ben Barbie filmini pek çok açıdan feminizm eleştirisi de barındırdığına inanıyorum. Ama hangi dalga feminizm, hangi tarz feminizm, hangi feminizmin alt kırılımındaki feminizm o kısmına o kadar hakim değilim ama mesela kadının en son yaptığı konuşmada şey diyor ya abi tutturdunuz doktor Barbie bilmem ne Barbie ya bir salın ya diyor. Yani biz de normal Barbie çıkarın bir tane de diyor yani çünkü... Evet. Dün kadınlar var. yapar. Kadınlar girl boss falan hani gazladılar, gazladılar milleti. Hadi bakalım kadınlarımız falan. Bunlar hiçbir şey çözmüyor abi. Yani bir anlamsız bir mastürbasyon döngüsüne giriyorsun bir yerden sonra. Burada kadın gözü çok önemli ya. Greta Gerwig olması. Dün Little Women filmini izledim. Hı hı. 2019 o da. Cidden bu dediğini orada yapıyor. Aslında kadınların da hani bu baskı altında bir yerden sonra iletişimden kopması ya da kendi sadece erkek olarak da değil hani farklı cinsel yönünde de olabilir. Ama genel olarak ilişki kurma yönünde sorunlar yaşamasını o filmde anlatıyor mesela. O filmin de böyle daha ayaklar üzerine durmaya çalışan bir de yani eski bir dönemde geçiyor. Güçlü bir karakteri var ama sevgilisi olsun istemiyor falan. Ama gerçekten sevdiği biriyle de beraber olmuyor. Çünkü ona zarar vereceğini düşünüyor dönemin şartlarından dolayı. Bunu da çözemiyor ve iletişim kopuyor. Aslında burada da biraz benzer durum var. Yani Barbie bunu aslında kendi kendisi oynayan kişiyle yapmaya çalışıyor. Öncesinde kendine yapmaya çalışıyor ama burada daha farklı bir karakter var. Alan. Hı, hı. Alan karakteri normal bunu yapmak istiyor aslında. İletişime geçmek istiyor. Kimse iplemiyor onu. Ya böyle dışlanıyor. Normalde Alan çıktığı dönemde de aileler kızmış, almamış. Alan'ı kaldırın falan demiş. He. Çünkü normal bir aile connection'ı da kurabilirsin abi. Ya bu illa bir feminizm, ateerkil düzen dışında bak, içine bakman şart değil. Düz biri de olabilirsin yani. Ama bunu da istemiyor insanlar. Burada da kavga çıkmış. <laughs> ha evet orada da işte aslında bir Barbie'nin ve Ken'in castingine de uğrayacağım da. Şeyden bahsedecektim. O Marvel'daki gibi kolpa kolpa sahneleri kuruyorlar. Bak bu filmde dikkat et. Ken gidiyor. iki tane patriarka bir tane at bakım kitabı alıyor alt tarafı. Hiçbir at bok bakım. değil yani aslında anladın mı? Eski dünyasına Barbie'nin sanal dünyasına geri dönüyor. Bir iki saat sonra Barbie geri gidiyor. Bütün kadınlar hizmetçi kıyafeti giymiş. Erkeklere taparken erkekler de böyle <laughs> falan diye takılıyorlar. Şimdi halbuki beş dakika önce neydi? Barbie Lent'teki kadınlar Nobel ödüllüydü. Barbie Lent'teki kadınlar Amerikan başkanıydı. Barbie kadınlar kadınlar doktordu, avukattı. Ama işte yani Kolpa, Hep üst düzey yine işte. Asıl Zengin, şu. Ha. Üst düzey. Sınıfsal olarak üstün aslında hepsi. Evet. Ama işte hani böyle bir iken gelip de bir dakika lan biz patriarkayız bize hizmet edeceksiniz falan deyince aa olur filan oluyorlar. Niye? Çünkü kolpa. Kolpa olduğu için yani sen bunlara doktor demekle doktor şey demekle şey olmuyorsun. Yani aslında sen her şey olabilirsin diye genç kadınları gazlamak tamam. Ne güzel motivasyon ama Hayatta alınması gereken bir sürü yol var. Hadi ben oldum deyince olunmuyor ya. Yani altının boşluğunu eleştiriyor bence orası da bu arada. Yani şeyi gösteriyor. İşte sen Amerikan başkanı Barbie'sin. Tamam ben de Amerikan başkanı Barbie. Yim. Ne lan bu? <laughs> yani iki boyutlu bir karaktersin işte. Yani kurmaca <laughs> bir düzen. Yani e, başroldeki Barbie mesela diyor ya ben klişe Barbie'yim. Ben bir şey bilmem aptalım falan diyor. Yok ablacığım diğerleri de öyle. Herkes kurmaca. Yani kolpa bir e, pazarlama malzemesi olduğunuz için işte siz ken gelip de böyle iki tane kıçı kırık ideoloji tükürünce hemen böyle ulan dur topuklu ayakkabıları giyelim de hizmet edelim falan oluyorsunuz. Yani <laughs> aslında genel olarak oradaki anlatının altını boşluğunu çiziyor bence. Kenlerin de Barbie'lerin de çok kolpa bir dünyaya dahil olduklarını anlatıyor. Bu arada Kesinlikle. Zuhal chatimizde Zuhal demiş ki hem ikinci dalga hem de üçüncü dalga eleştirisi var filmde demiş. Ben ayıramıyorum onları o kadar iyi ama Zuhal diyorsa vardır. Ama ben ya, de şeyi doğal hissettim bir anlatsın, gerçekten izleyelim evet. Hani ben biraz biliyorum. Çok yani şimdi atıp tutmayayım ya. Yani bir kadının anlatması daha iyi olur. <laughs> ee, evet işte ben de şeyi söylemek istiyorum. Ee, ben hem hem şeyi gördüm. Yani erkeklere diyor ki abi bu kadar kadınlar üzerinden artık kendinizi tanımlamayın. I am kenaf kendime yeterim. Yani bak yani kadınlar üzerinden kendini tanımlamak demek bu arada Kadınla sevişme, kadınla flört etme demek değil. Ama varın yoğun, kadın bana verdi mi, vermedi mi, kadın beni öptü mü, öpmedi mi olunca sen de kafa evet. yiyorsun bir yerden sonra. Bir sakinleş diyor. Erkekleri bence ayırıyor orada. Ve bence Ken'e çok fazla sahne ve odak vermişler. Yani Abi sonda zaten Ken adam olmayı keşfediyor diye çıkartsalar bu filmi ben aynı bu o başlıkla izlerim. Çünkü Ken adam olmayı öğreniyor bu filmde bak. <laughs> Erkek değil bak adam olmayı öğreniyor öyle söyleyeyim. Türkçemizden güzel bir örnek vereyim yani. Tamam Türkçe karşı. O zaten o dans sayesinde artık böyle erkeklik patlıyor böyle ooo bunu erkeğe siktir falan ben diyor. oralardan çok keyif aldım bir sürü millette demiş ki işte filmde aklı başında bir erkek yok <laughs> film oyuncaklar Diyarında geçiyor abi aklı başında kadın evet, da çok zaten. yok Kurdu en aklı başında zaten kadın zaten. İşte en aklı başında kadın Amerika Ferrero'nun hani Barbie'nin asıl oyuncu olan asıl kadın geri kalan herkes yani ha bak bu arada şey de hoşuma gitti e, ee, de böyle bir anda anlamsız bir tavır ve tarz ele geçirince Barbie böyle hemen şey oluyor. Ee, i̇nşallah işte bizden akıllısı gelir bu işleri çözer filan deyip böyle bebek yapıp pıt diye kendine yatıyor. Yani, <laughs> Çok <pıt> iyi <laughs> Böyle şey yani hani Barbie'nin ne kadar donanımsız ne kadar içi boş olduğu bence orada bir kere daha vurgulanıyor. Halbuki ben oradaki şeyi beğendim. Bir tane hırpalanmış Barbie var ya hayatın sillesini yemiş Barbie. Weird Barbie ha, değil mi? Earth Barbie. Oğlum bir... o çok şeye benzemiyor muydu ya? Ben benzettim? Blade Runner'daki replikant kadını aynı saçlar şey. O böyle bir de şey ya böyle. Çok bunu bir atletik falan bacakları ha, evet, açıyor andırıyor, bilmem andırıyor, ne tabii, falan. Tabii. Çok böyle ulan dedim gerbik bunu da Allah Allah falan. Hani sormak isterdim kendisine. <laughs> Orada işte şey benim çok hoşuma gitti abi. Barbiler böyle çünkü... Yalan ve rahat bir hayat yaşıyorlar ya Barbie her sabah uyanıyor alt kata uçarak iniyor böyle premses hani anladın mı hani yandaki Barbie de Amerikan başkanı Barbie mesela o da uçarak iniyor. Hani hiç kimse bir dert çözmüyor hiç kimse bir mücadele vermiyor kendileri için bile korkmuş, yarışmıyorlar de hazır hepsinin bir keni hazır var yani bir mücadele içinde değiller ve haliyle mücadele vermeleri gereken anda böyle pıt diye yatıp sistemini kapatıyor Barbie mücadele vermiş ve zorbalığa uğramış ve dertler çekmiş olan Barbie kurtarıyor en yani nihayetinde ekibi. Orada bence çok kıymetli bir mesaj var. Çünkü zorbalığa karşı veyahut da işte itilip kakılmaya karşı veyahut da beyninin yıkanmasına karşı mücadele verebilecek insanlar hayatta genelde daha çok çekmiş insanlar oluyor ya. Yani biraz aslında şey gibi o Westworld'ün de ilk sezonu onu anlatıyordu ya. Hani evet. Ford böyle o kurduğu oyuncaklar dirilsin istiyor. Dirilemiyor, dirilemiyor. Dirilemeyeceği hepsinin geçmişteki Westworld kötü Türkiye'de. anıları bir açıyor. Robotlar böyle bir şey oluyor. Bir dakika lan bize zulme diyorlar falan oluyor ya. İlk direniş zulme uğramış Barbie'den geliyor ya. Bak bence bu çok kıymetli bir gösteri. Çünkü Aynı nerede işte. zulme oynar, uğrarsam Uyanlıyor. orada bir direniş başlıyor. Buradaki direnişin ana anahtarı da e, zorla bacakları kanıtılmış Weird Barbie. Ve sistemin dışına itmişler onu. Onu dışlamışlar. Ama dışlamış olan aslında bir sistemin içerisinden yani. gelecek o dönüş, dönüşüme çok daha dirençli oluyor. Burada bir parantez açıyorum ve diyorum ki wow Barbie filmi için bunlar fikir ha bak yani <laughs> Barbie filmini yani. beğendim mi bence Barbie filminde şu noktada bunu söylemek istiyorum bence Barbie filminde bir sürü kurgusal salaklık var dediğim gibi materyal yöneticileriyle geçilen kısımların biraz boş olması bir sürü şakanın havada kalması Barbie eleştirisi gibi şeylerin kızın ağzıyla yaptığı doğrudan eleştirinin devamının gelmemesi. Ameriko Ferraro'dan oynadığı ve kızının karakterinin bir süre sonra üçüncü karaktere düşmesi, her yerden sürekli bir şaka çıkarma çabası falan. Bunlar beni düşürdü ama bazı konularda da çok akıllıca yazılmış küçük senaryo parçacıkları var. Ve yani Anladım, alt tarafı 13-14 yaşındaki kızlar oyuncak filmi izlemeye gidiyorlar. Yani bak bir şey düşünsene. Transformers böyle olsaydı nasıl bir film izlerdik? Müthiş. Yani <laughs> Kudururduk. Düşünsene. <laughs> Transformers filmi biliyorsun. Transformers bam patlama geliyor. Transformers diyorum bam patlama geliyor. Mark Wahlberg geliyor. Tırt, tırt, motherfuckers ateş ediyor falan. Star Scream geliyor. Tırt, 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 bomba atıyor falan. Sonra şey geliyor. Neydi o esmer kızın ismi? Ee, Mac, anladım. Mac, Mac, Mac Ryan? Ne? Ryan falan değil. değil. Çok yaşlamışım ben artık. Ne? Aaa. Ee, yazın çete. Seksi. Ben... Karın bayan. Bütün fotoğrafları geldi gözümün önüne. Neyse. <laughs> Sexy bayan çıkıyor işte, unuttum ismini. Evet. Sexy bayan çıkıyor falan, böyle bir karnını gösteriyor değil mi? Sonra baş böyle şaşkın, ebelek çocuk böyle şey diyor. Ulan güzel kız var, arabalar var, vallahi yaşıyoruz hayatı falan gibi. Transformers böyle bir film şimdi. Tamam. Megan, Fox, ha, Megan, ya, Megan Fox Fox. <laughs> Transformers'ın, oyuncak filmi olan Transformers'ın Barbie kafasıyla yaz yazıldığını düşünsene. Şeyi Endüstriyel kalk şey başlıyor değil mi? Böyle direniş başlıyor falan. Baş evet evet şey falana geliyor. Yani <laughs> böyle şey gibi konular işlenirdi. Yapay zekanın insanları devre dışı bıraktığı bir gelecekte işçi haklarını sizlerle konuşmak isterim falan. <gülüyor> <gülüyor> bir de endüstri ürünü bunlar falan. Veya, şey oluyor. falan olurdu. E, hatırlıyor musun? Transformers'ın ilk filmi şeyde başlıyordu. Orta Doğu'da başlıyordu. Orta Doğu'da böyle bir tane. Unuttum valla hiç hatırlamıyorum. Kötü Transformers'lardan bir tanesi Orta Doğu'da tanka mı dönüşüyor? Bir şey oluyor. Böyle bir sürü asker ölüyor orada falan. Hani Orta Doğu'yu ele alan bir Transformers filmi bir de düşünsene şey falan diyor. <laughs> i̇şte Amerikan emperyalizminin sonuçları. Taliban'ı doğuran da sizin sisteminiz değil miydi? Şimdi Taliban'da sizler uğraşacaksınız. Star Scream gel oğlum. <gülüyor> <gülüyor> yani Barbie <laughs> filmiyle işte. ilgili beni en çok şaşırtan şey bu. Yani beğen beğenme diyeceğim. Hakikaten burada parantez açacağım. Ha, anlattı politika yer yemez şakalar gülersin gülmezsin ama Barbie kendi durağını kaçırmış. 22 durak sonra inmiş yani yanlışlıkla ve böyle izlerken şey diyorsun. Onun bayağı akıllıca şeyler var filmde ha diyorsun. Bence okey. Yani ben bu açıdan çok takdir ettim bu filmi. Valla ben işte senden o yüzden belki de bir tık daha fazla beğenmiş olabilirim. Eleştirdiğin yerlerde de mesela filmin komedisi falan da bayağı sevdim. Hatta şöyle ilginç bir deneyim oldu benim için de. Gittiğim salon küçük bir salonda atıyor yani 200 kişilik falandır herhalde. Ve %98 kadındı. Yani benim gördüğüm 2-3 erkektik. O iki kişi de sevgililere gelmişti. Ben tek gittim. Oturdum ve mesela Barbie sahnelerine ve Kent sahnelerine verdikleri tepkileri canlı görmek. Üzerine mesela Ellen'e verdiklerini görmek. Kadınların böyle filme bakış açısında canlı böyle almama neden oldu. Çok acayip bir deneyimdi. Ve kadınlarla film izlemek mesela Open Air'da anlattın ya çok daha relax ve rahatmış abi onu anladım. Böyle. Hiç gürültü çıkmıyor. Çok sakin her şey. Herkes çok... Böyle rahat film izlerken. Doğru yerlerde doğru tepkiler veriyorlar filmlere. Filme bağlılar. Kimse kopmadı mesela. Hmm. Abuk subuk bir şey yapmadı. Ve her yaştan kadın vardı. Çok genç, yaşlı, çok yaşlı. Mesela o yaşlı kadın sahnesini ben çok sevdim. Birçok kişi çok e, sallamamış. Ama bir yandan işte Barbie'nin herkesi mutlu etme e, bakışının kırıldığı bir sahne. Ve duygusal bir sahne. Mesela oraya çok acayip böyle duygulandı kadınlar. Acayip. Onlar duygulanınca ben de duygulandım falan. Böyle çok çok acayip bir ortam oldu. Ya Barbie evet. harbiden çok Bence bu arada yani iki tane harbiden. Erko olarak bizim kaçırdığımız bir sürü şey vardır Barbie filminde. Yani kadın gözüyle nasıl bir film onu ben yani dışarıdan bak en yani dışarıdan dedim yani ben kendi açımı anlatabiliyorum ben bize. Öteki açıdan evet. anlatan bir yorumcular olsa dinlemek isterim ben de. E, çünkü kadın deneyimi farklı bir şey yani. Biz bunu şeyde de konuşmuştuk ya. Portrait of a Lady on Fire. İki tane evet. kadın inanılmaz tutkulu bir lezbiyen aşk yaşıyorlar ve böyle erotik bir film değil. Neticede sen izlerken iki erkek <laughs> olarak şey oluyorsun böyle mameler kalçalar ne zaman çıkacak falan diyorsun. Çıkmıyor. Sonunda da ağlıyorsun böyle çünkü ayrılıyorlar falan ama mesela hakikaten ya. iki kadın nasıl bir şey yaşıyor falan. O tarz yorumlar izlemeyi ben çok severim. Barbie ile alakalı kadınlar ne diyor merak ediyorum. Ee, yani işte, deneyim çok arttırıyor. Hı. Yani gerçek hayat deneyimin muhtemelen filmle ilgili birçok şeyin volümünü de çok arttırıyor. Hemen bir slam dunk örneğini vereceğim mesela dün gittim hani çok girmeyeceğim merak etme Yok. yani e, benim bir de Türkiye'de basketbol altyapısı spor tutkusu falan çok yaşadığım bir şey olduğu için o başarısızlıklar başarılar falan. Ben oğlum filmde hüngür hüngür ağladım lan. Yani anime izliyorum, basket anime izliyorum. Devamlı ağlıyorum böyle. Şey, diye böyle oluyor mu falan. <laughs> yani bana şimdi oynamayan biri için belki o kadar geçmez. Anlatabildim mi? Ya basketbolla sporla ilgisi olmayan biri için. O yüzden işte burada da kadın deneyimi, yaşadıkları ya yani biz çoğunu yaşamıyoruz. Yani çok kendi açımızda. O yüzden ben biraz daha burada yani Ken'e de odaklanmayı seçtim. Müthiş Ama... deneyimini arttıran bir şey bu ve ben o yüzden kadınlarla izlemekten mutlu oldum. Onların deneyimini alınca film beni daha da etkiledi. Oğlum oha evet lan hissediyorum şu an filmi falan gibi oldum yani. Ama bu arada Ken odaklanmayacak gibi değildi abi. Ryan Gosling. Evet. Yani müthiş. Ya biraz da herhalde Kesin Margot en iyi erkek. Margot bir <laughs> avanak sarışın oynuyor ya yani burada ister istemez. Yani Ken evet. kadar bir dönüşümü yok, Ken kadar sahnesi yok. Ken'in böyle böyle kafayı sallamaları böyle bir hi Barbie bilmem ne böyle bir orada şey peşinde koşuyor. evet. <laughs> <Yani gülüyor> bir punduna getirip Marvi'ye bir şeyler yapacak ama ne yapacağını da bilmiyor. Penisi de yok çünkü böyle bir bir boşlukta böyle bir anlamsız. O şeyleri falan çok iyiydi ya. E, ee, ya o da ilginç bir parantez bak. Mesela aslında şey birazcık değiniyor. Ken öteki dünyadayken, gerçek dünyadayken daha doğrusu bir kadın buna saati soruyor ve saygı gösteriyor ya. Ken'in bütün psikolojisini o bozuyor bu arada. Yani evet. Barbie Land'de ne kadar hakir görüldüğünü anlıyorsun. Aslında bu bence şeye dair de bir gönderme. Yani. Abi sürekli işte bir grup insanı aşağılar ve hakir görürsen bir süre sonra onlar bir kendilerine yine bir kimlik inşa ediyorlar. Aslında Weird Barbie'den çok farklı değil oradaki durum. Yani Barbie Land'de kendiler yan karakter değil de kendi arka planda olan düzgün karakterler olarak yazılsalar belki tepki olarak böyle ortaya tuhaf bir maskülenitenin atlar arabalar ve sikiş filan versiyonuyla çıkmayacaklar da daha böyle sakin <laughs> olacaklar falan. <laughs> <laughs> evet, çok sıkıcı bir dünya bir de. Kendileri <laughs> sıkılıyor sonra. Çünkü gerçekten yaptıkları hiçbir şey yok. Devamlı at izleyip ee, bir şeyler yiyor falan ve <laughs> Çünkü cinsel bir şey de yok zaten. Öyle bir, bir iş kurguları da yok. Hayatta. Yok öyle bir şeyler de yok gerçekten. Yani evet, keşke kendi cinsellik götürseydi Barbilen'de de onu görseydik ama onu yapmaz herhalde maddeler artık ona izin vermez. O bir tane küfür vardı zaten onu da demişler <laughs> Tabii tabii. Şey detayı da güzeldi bu arada. Hani dedik ya aslında Barbilen'deki o sınıfsal şeyi de kırıyor. Yani herkes en üst düzey kadın. Baya pembe tulum çekiyorlar sonunda. İşçi Barbie de var yani. O da orada olmalı. Ha falan diye uyanıyorlar. Hani erkeklerin egosunu kırıp bu sefer o an biz de aslında bir yandan doğrusunu yaşamıyoruz aslında. Biraz daha buna odaklanmamıza. Onlar da uyanıyor aslında orada. iki uyanış oluyor. Hı hı. Ki buna işte bak şey olan da güzel. Buna etki eden kadın da aslında normal dünyadan kendi halinde odanın dışında kalmış o Barbie çizimleriyle orada uğraşan, aslında bir şeyler yapmaya çalışan ama hiç kimsenin iplemediği iki basit insan ve bir basit insan ve onun kızı ya. Bu da bence kıymetli filmde. Yani şöyle bir aydınlanma yaşamıyorlar böyle işte dini ne bileyim işte Amerikan başkanı geliyor konuşuyor ya da böyle çok ulvi şeyler. Yok yani çok basit iki insanın duyguları ya da konuştuklarıyla uyanıyorlar. Bu da bence güzel bir detay. Aynısını yine mesela Little Woman'da da kullanmıştı Greta Gerwig. Bu kafayı çok seviyor. Yani kadın bakışını ne çok böyle yüceltiyor, ne çok dibe batırıyor. Tam kendi gözüyle, yani gerçekten bir kadının gözüyle veriyor. Ve bunu bir erkek yazarla yapıyor. Hmm. Zaten bence o yüzden Ken, Barbie dengesi bu filmde müthiş. Bence Ken daha baskın geldi bana, onu söyleyeyim. Hatta filmin sonunda biraz şey açısından üzüldüm. Hani Ken'in bir baskın hikaye arkı ben. var ve bitiyor. Barbie o kadar bir son tam düşünememişler ki. Küçük kız diyor artık, peki Barbie'ye ne son yazsak falan oluyor. Aa, ulan evet falan oluyorlar ya yani. <laughs> çünkü evet yani Ken bir ark yaşıyor orada hikaye arkı baştan sonra gidiyor Ken'in bir şeyler oluyor Ken'de ama Barbie belki de biraz işte onu özellikle bıraktılar Barbie çünkü artık Barbie olmak istemediğine karar veriyor ya o noktadan sonra yani evet. o böyle bir son istemiyor kendisine bir başlangıç istiyor gibi bir şey yani orada Barbie de kopmaya karar veriyor her şeyden ilginçti yani şey bir filmdi yani pek çok açıdan e, bazı şakaları çok idi bence bu arada kaçırılmış başka bir şey Biraz şey yapabilirlerdi. Ken ve Barbie'nin dünyasındaki idealize edilmiş kadın ve erkek figürleri e, yüzünden. Barbie'nin gerçek dünyaya geldiğinde. Mesela şey gibi bir sahne bekledim ben. Bir yerde böyle inşaata gidiyor ya. Ha, evet. Barbie çok güzel olduğu için lafla sözle taciz ediliyor mesela gerçek dünyada. Ama bir yandan da şöyle bir şey olması lazımdı bence. Barbie'nin dünyasında da. Erkekler sürekli öne açık. Hepsi böyle hafif kumral esmer şey. Plajda yanmışlar. Herkes kaslı böyle. adam En kassız adam kaslı falan böyle. Gidiyor inşaat yerine. Orada ameleler çalışıyor mesela. Hoş geldin bacım. Kucağıma oturur musun falan çekiyorlar. hani <laughs> bari bir orada böyle şey diyor. Aa beni taciz ediyorlar falan diyor. Şaşırıyor. Mesela şey görmek isterdim ben orada. Aa bunlar ne böyle şişman şişman adamlar oturmuş buraya falan. Yani Barbie'nin dünyasının yalan estetikleri de aslında Barbie'yi kötü etkiliyor gibi bir şey üzerine gidebilirlerdi. Asla o, Ken ve onlar işte? Abi şöyle bence Ken ve Barbie'nin güzelliğini asla değiştirmeyecekleri için. Maddel ha, orada demiş işte ki kanka, olarak kanka karıştırma oraları şimdi falan çekmişler. Çünkü bu kadar fazla konuya değinip de yani, yani senelerce Barbie ve Ken ideal bir vücutlarla hani senelerce anlatıldı ya Barbie kendi göğüslerini taşıyamayacak evet. bir bel ölçüsüne sahip. Barbie'nin bacak boyu Barbie'nin boyun boyu kadınlarda. da inanılmaz orantılar ve beklentiler yaratıyor. Bunlar sağlıklı değil, normal değil diye bir sürü eleştiri getirildi. Onlara böyle bir küçük dokunmuşlar. Ama biraz da şeye dokun abi. Barbie'nin mesela herkesi çirkin bulabileceği bir dünyaya gerçek dünya. Aksine gidiyor yaşlı kadına çok güzelsin diyor, çok hoş. Belki de Barbie aşırı kalbi pırıl pırıl birisidir ama herkesin ken kadar Barbie kadar güzel olduğu bir dünyadan ben aniden gerçek dünyaya dönsem bir şey olurum böyle? Öy ciltleri yağlı bunların falan olurum yani. Hani mesela oraları biraz kaçırmışlar. Sanki böyle bir Ken ve Barbie dünyasının aslında ne kadar idealize e, olarak idealize olduklarını ya. vurgulamamışlar pek gibi geldi. İşte alışkanlıklar öyle ya. Bence ondan kaçmışlar. Barbie de zaten onları kadın bekliyor. Erkek görmeyi beklemiyor ya. Aslında bir cinsel bakış yok ki onlara. Hani bir, yani o, onun için normal o. Bildiği tek şey o. Belki ondan öyle yapmamıştır. Çünkü Ken de orada öğreniyor. Yani Ken aslında kendi vücudun ideal olduğunu falan farklı değil ama gerçek dünya diye gördüğü yerin erkeklerinin gerçek olarak kabul edip dönüp kendi erkekliğini yaratıyor. Aslında vücudunda bir değişiklik olmuyor ama dikkat et. Ondan önce hiç ağırlık çalışmıyor ama ağırlık çalışmaya başlıyorlar. Oğlum zaten senin gerek yok ki. <laughs> Çünkü onu normal zannediyor bu sefer. Bence Barbie ha dediğin şurada olabilirdi. Belki gerçek dünyada değil de belki tekrar dönünce olabilirdi. O da kısmen oluyor aslında. Yani ama tamamen erkeklik üzerine oluyor. Fizik falan değil de. Fizik konusuna hiç girmiyorlar tabii. Bir tek Ellen evet, evet. burada farklı. Yani Ellen hamile hmm. Barbie bir de işte şişman Barbie falan şişman geliyor, Barbie onlar da var. Mesela bak evet. şişman Barbie filmden çıkınca açtım baktım şişman Barbie hala yokmuş biliyor musun? Evet bir işte şeyde yapıyor ya orada da şeye saplıyor. hesaplıyor, şaşırıyor böyle bu ne falan diye siyor. <laughs> e, şişman Barbie derken baya baya şişman Barbie var. Yani evet evet trans, trans Barbie de var. Yani. <laughs> trans Barbie ben asla fark etmedim abi. Sonra trans ne güzel işte. Evet yani <laughs> anladın mı? Trans <laughs> Barbie var dendi ben böyle oldum. Kim trans'da lan filmde falan? Asla fark etmemişim. Araya <laughs> öyle bir kaynamış ki. Ee, müthiş bence. Bak bu da çok doğru bir gösterim işte. Aslında bak bunu bunu da yine Araya daha iyi anlatır ama harbiden bu da çok vurgulanınca bir yandan o CEO'ların yaptığı işte woman washing, feminism washing, pink washing'e dönüyor ya olay. Hı. Ondan müthiş kaçmış yani. Kimse anlamıyor ve anlamasına gerek yok. O öyle, o öyle var olmuş zaten artık. <laughs> Açtım baktım 2020'lerde şey çıkartmışlar. Eee şişman dememişler tabii de işte şey demişler. Kıvırımlı Barbie çıkartmışlar bir tane. Curvy Barbie değil mi? Curvy öyle Barbie. Abi Curvy Barbie diye çıkarttıkları Barbie sana yemin ediyorum normal kadın. dan biraz daha ince hatta yani. <laughs> şöyle şöyle hani normal Barbie'nin çünkü fiziksel ölçüler o kadar sürreal ki. Curvy Barbie diye çıkarttıkları kadın genç ve güzel bir Türk kadın oranlarına sahip yani öyle söyleyeyim sana. Hani yani yine ideali değil mi? Yani, yani şişman şey Barbie falan asla çıkartmayacak abi Mattel. Yani filmde istediği kadar kullansın. Bence bu filmde de özellikle bu Ken'in ve Barbie'nin aşırı idealize fiziksel dünyalarından da biraz kaçınmalarının bir sebebi de bu. Yani bence zorlamış yönetmen falan hani bak kapsayıcı olalım. Hani kısa boylu kadın da var, uzun boylu kadın da var, ince kadın da var, şişman kadın da var, zayıf kadın da var falan filan. Ama hiç zannetmiyorum ya. Yani çünkü adamların övünerek ve haber ederek artık biraz daha etli butlu bir Barbie var diye gösterdikleri Barbie yemin ediyorum hani şey seviyesi bile değil hani e, yemeğin salçalısı kadının kalçalısı deriz ya biz o bile değil abi ondan da ince yani böyle bir tık daha kıvrımlı gerçekten bir tık daha kalçası var yani evet ya yani o, o da ideal ya işte kaçamıyorsun ondan tabii o da filmin paradoksu oluyor biraz ki hamile varmış hamileye tepki göstermişler belki ondan çıkartamıyorlar <laughs> Bilmiyorum yani şey ilginç abi bak hani filmin girişinde bebek ve hamilelik konseptiyle büyüyen çocuklar işte şeyleri kırmaya başlıyor Barbie gelince. O kemikleri hmm. maymunların kemikleri vurduğu gibi bana bak harbiden mesela bu aydınlanma büyüyünce geldi çocukken bunu düşünmüyorsun tabii işte kızlar bebekle oynar böyle annelik onu besler yedirir mutfak oyuncaklarını hep onlar yapar. Şimdi mesela öyle bir şey yok. hani Daha zaten vizyon dolunca olunca mutfak oyuncağı alıyor. Erkek de oynuyor, kız da oynuyor. Her şeyi yapabiliyorsun. Biri et kesiyor, öbürü bilmem ne falan filan. Ama kadının gözünden baktığında annesi çocuğunun bir bebek büyütmesine okey. Bir anne gibi ama hamile oyuncağı okey ol olmamışlar Amerika'da. Hmm. Bu çok ha, tuhaf. Şu yüzden <laughs> onu söyleyeyim. Bu arada onu Barbie belgeseline baktım. Ya ee... bak bunu bilmiyorum mesela. <laughs> Şöyle bir şey yapmışlar. Barbie'nin şimdi ve yani hiçbir şekilde cinsel organları yok ya. Şöyle bir şey de bağlamışlar bunu. Şimdi hamile Barbie iki türlü olabilir ya. Ya evlenmiştir ve üremiştir ya da evlenmemiştir ve üremiştir. Şimdi zaten evlenmeden üremiş bir Barbie 70'lerde 80'lerde hani şimdi çıkarsan evet. yine olay olur yani öyle söyleyeyim. Hani o ama bebek, hiç... bebek ha, okay. ama bebek var. Şimdi bebek <laughs> var demek ki hani o senenin düzeniyle demek ki Barbie evlenmiş olması gerekiyor. Halbuki Barbie'nin de şeyinde yazıyormuş marka kanunlarında. Barbie ve Ken daima boyfriend, girlfriend. Asla nişan yok. Asla kına gecesi yok. Asla evlilik yok. Asla zifaf yok. Neden? Çünkü o noktada fantazi bitiyor diyorlar. Yani Barbie'nin bütün olayı bunlar daima sevgili. Hiçbir zaman hmm. evlenmeyecekler. Evlenince e, daha doğrusu kurgulamışlar kendi markalarını yani. Bir Barbie evlendiği noktada hani onun Barbie'liği bitiyor gibi bir şey oluyor. Yani Barbie evlilik öncesi flört dönemi. O yüzden çocuk olayını önce denemişler. Sonra demişler ki wow büyük hata. Geri çekmişler. Ama bunu Ellen'la denemişler. Onu anlatıyor mu belgesel? Ellen'la aile yapmışlar. Ellen ve başka bir kadın karakterle. Ha bilmiyorum onu. Öyle öyle okudum ben. Wiki'de öyle yazıyordu en azından. Zaten Barbie ile Ken'i senin dediğin şeyden dolayı sokmuyorlar. Hmm. Ellen üzerinden aile kuruyorlar ve şey demiş o dönem psikologlar. Evet bu aile connection'lı kuvvetlendir. Yani ne kadar doğru yanlış bilmiyorum ama öyle pazarlanmış. O yüzden eline atmışlar topu belki de ama ona da itiraz etmişler. Walmart oyuncakları falan kaldırmış sonra. Tabii tabii. Yok canım o yani. O da ayrı bir sıkıntı. bir şeyi seviyor ya. Dediğim gibi mevzular da sakinleştiği anda ateşin altını harlamayı seven bir marka yani. E, i̇nanılmaz ya. Neyse bu film de bence ileride çok konuşulacak ya. Bugün de çok konuşulacak da 770 milyon gişesiyle bir milyarı rahat geçecek herhalde. Milyarı geçecek muhtemelen evet. Kesin geçecek. Ben son olarak şunu diyeceğim abi yani çok görüyorum bu yorumu. Evet chatlere geliyor Instagram Twitter her yerde görüyorum. Ya Barbie diye bence hor görmeyin. Kesinlikle böyle bir basit bir film gibi de beklemeyin. Biraz zaten sinema ilgisi olanlar biliyor. Yani onlara bir şey demiyorum. Yani yönetmeni, yazarı bilenler bu filmin farklı bir film olacağını biliyor da bilmeyenler için bence kesinlikle ön yargılı olmasınlar. İyi bir film. Yani hadi gidip evet, IMAX'te izlemeyebilirsiniz ama sinemada da belki paranız olmayabilir ama mutlaka bir gün izleyin bu filmi diyorum. Çok eğlenceli bir film bence de ve bence bu kadar konudan bizi bahsettirebilmesi bile başarı yani evet. şöyle bence çok başarılı bir film ama durduğu noktaya göre yani hani aslında şöyle demek lazım bundan iyisi Lego filmi mesela Lego filmini hatırlıyor musun artık meta olarak oyuncaklar aleminin dışına evet. falan çıkıp geri geliyorlardı aşırı zeki bir filmdi hani bundan iyisi Lego filmi Barbie biraz daha Lego, Lego The Movie yani Lego filmi dediğim. Barbie biraz da Lego filminin kafasına girmeye çalışmış. Yani oyuncak, oyuncağın dış dünya ile bağlantısı meta olarak kadın erkek ilişkileri biz buradan neler çıkarabiliriz falan. O konulara da girmiş. Yer yer sıkıyor. Ben bazen yer yer çok sıkıldım. Yer yer çok ilginç konulara parmak basıp çok güzel şakalar yapıyorlar. Hele o şey sahnelerinde ben çok güldüm. Kendilerin böyle Barbie'lere yazmak için yaptığı böyle kolpalıklar var ya. Aa Photoshop <laughs> mu? ya Photoshop'ta yeni layer açacaksın güzelim ya. Gel Godfather izleyelim falan filan var ya. Aynı benim DC hayatım oğlum. Direkt ben yani böyle şey oldum. Puh be dedim rezil olmuşuz. Bütün oyunumuzu biliyorlarmış meğer bunca zamandır falan yakalandık dedim yani. Aa, direkt yakalandın oğlum. Yani ya zaten yer yer şey... güzel yerlere basıyor bence güldüm bayağı. Şey çok komikti gördüm onu bilmiyorum. Birisi bir tane video yapmış. Barbie'ye böyle bir yıldız verenlerin Letterboxd'a profiline giriyor. Hepsinin favori filminde Godfather var. <laughs> hiç sevmiyor ama. Devamlı giriyor 10-20 kişi falan yapmış. Giriyor Godfather, giriyor Godfather. Bu Godfather kötü bir film diye değil de işte aslında bunu konuşmuştuk ya daha önceden. Yani erkek bakış açısının American Psycho gibi, Godfather gibi ee, bu filmleri böyle erkek bakış açısıyla yüceltmesi falan aslında hiç alakasız ve toksik ya yani. Filmin eleştirdiği şeyleri de fark etmiyorlar. Zaten e Godfather sevenler Godfather'ın 3. filmini genelde pek sevmezler. Godfather'ın 3. filmi ee, mafya, güç, mafya, güç derken ee, 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 diye böyle ölen bir tane yalnız ve mutsuz bir adamı anlattığı için sonunun kötü olduğunu genelde görmeyi sevmezler. Sonu kötü oluyor Godfather serisinin. Neyse. kesinlikle ee, bu. Çok doğru tespit. %100 katıyorum. Ben de çok severim yani. <laughs> ben de 3. <üçüncü gülüyor> filmi çok severim bu arada. Yani çünkü bedeli bedel ödendi tarzı bir film yok yani. Hmm. Neyse. Ee, öyle yani Barbie filmi bence şöyle yani iyi bir film mi dersen total filmler aleminde eh bir film yani gülüyorsun eğleniyorsun eyvallah. Ee, ama Barbie filmi olarak ele aldığın zaman yani Netflix e olan arkadaşlar Netflix'e bir Barbie yazsınlar şu an Netflix'te başka Barbie filmleri var. Barbie atlara biniyor, Barbie çayırlarda konuşuyor falan. Barbie Red Pillcilerle mücadele ediyor falan diye film ekleyince bir tane ben böyle şey oldum. <gülüyor> 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 Ulan ne alaka helal olsun. Yani şeylerini açmış biraz. Eee Niyetini ve amacını aşmış ve farklı bir kafaya gitmiş. Sırf bu yüzden çok takdir ediyorum. Cesur bir film yani öyle söyleyeyim. O açıdan hani çok böyle takdir ettim. Ha açar bir kere daha izler misin dersen galiba Ryan Gosling'in Kent sahnelerini bir kere daha izleyebilirim. O böyle siyah elbiselerle böyle dans ettikleri bir tane kendiler kafışı sahnesi var ya. Onlar falan çok iyiydi. Ama işte biraz inişli çıkışlı bir film. yani Ben de tam tersi çok beğendim. Aşırı beğendim. Hiç fazla fanboy olmuş olabilirim yani. Bence her türlü izlensin ya. Greta Gerwig bence yakın dönem Blockbuster'daki en önemli kadın yönetmen olacak belki de. Şeyle beraber, Chloe ile beraber. E abi tabi yani Bird Box, ay Bird Box diyorum. Ee, Lady Bird. Lady, Lady Birdle Birdle bunu, beraber bunu, arkasından e, Little, Little Girls beraber zaten Oscar'ı zorladı arka arkaya iki sene. kariyerinin yani yönetmenlik kariyerinin çok başında. E şimdi Barbie ya da aldık arkasına. Hani Barbie çok iyi bir film mi dersen işte Oscar'lık bir film falan. asla değil. Bu bir eğlencelik oyuncak filmi. Tekrar altını çiziyorum ben buna. Ben katılmıyorum buna. Bence net Oscar adayı. <laughs> Ayda. Neyse Burada belli. kavga ederiz. Yani okey peki. Ama ben hakikaten biraz şeyim. Lan bu da oyuncak filmidir. Yani o filtreyi bir üstüne atmam gerekiyor benim bu filmde. Çok ötesine geçmiyorum. Ama okey. Ama şunu diyeceğim. Yani bir de koltuğun altına bir milyar kişi sıkıştırırsak Greta Gerwig Gerçekten gelecekte çok başarılı işler göreceğiz kendisinden belli ki. Evet. Müthiş, müthiş geliyor. Okey, valla e, dolu dolu konuştuk oğlum. Ka yine iki saat devirdik. <laughs> Aa evet evet, Ay, iki saat 17 dakika yapmışız. Olsun ya, dolu evet. dolu konuştuk açıkçası yani. Evet evet, güzel. Yani bir haftadır kavgası da döndü. Ben son olarak şunu söyleyeceğim, hani o film bu filmden çok ben zaten başlara da konuştuk. Ee, yani sinema bitti, öldü, işte streaming her gün tartışıyoruz bunları. Aynı şeyleri konuşuyoruz dönüyor dolaşıyor işte şimdi zaten strike'lar geldi olay başka bir sıkıntıya girdi. Valla bu iki filmde bence sinemanın bu tekrar <laughs> gazını vermesi tekrar bir altını açması için hmm. çok güzel iki film oldu. Şimdi bundan sonra arda arda işte ertelenmezse ki Dune ertenebilir diyorlar ama bilmiyorum daha belli değil. Yani Dune gelecek işte ne bileyim bu ay mesela e Ninja Kaplumbağanın müthiş bir animasyonu gelecek. Çok iyi onun Herkesin fragmanını hissedim. Çok... çok güzel gözüküyor. Evet. Bayağı iyi gözüküyor. Yani sinema adına mü... çok güzel bir dönemden geçiyoruz. Bir o kadar sancılı bir dönemden geçiyoruz. Çok acayip yani. Ha bu arada senin deminki Oscar muhabbetin ekleme yapayım. Yani bence prodüksiyon açısından pek çok Oscar adaylığı olur bu filmin. Set. Olur. Yani okurdukları set inanılmaz set abi. Production olur. yani. E, production design tarafı olabilir, ses tasarımı olabilir, kostüm tasarımı olabilir. Yani pek çok prodüksiyon tarafında çok Oscar'ı var. Yani Ryan Gosling Ken tarafında Oscar'a aday olsa olur ama yani zannetmiyorum Ken rolüyle Oscar e, alabileceğini. Peki sana hmm? soru. Yardımcı erkekte girerse Ryan Gosling öyle deniyor şu an ama bence niye bence başrolden girmedi ama yardımcıdan girerse Robert Downey Jr. mı Ryan Gosling mi? O <laughs> zor oldu ha. Bak bir an cevap Aa, veremedim. Zor, zor. ben, bilmiyorum bunu Robert Downey hakikaten çok iyi. Yardımcı erkekte girip Ken'le karşı karşıya gelirler. Şimdi şöyle Ryan hani vay okey. Çünkü Ryan Gosling'in Ken maceraları, o avel halleri, sonra gidip böyle yeah, it's a man's world falan halleri falan. <laughs> yani böyle Ken'in inanılmaz bir arkı var bu filmde. O en sondaki It's kenaf falan kafalarına girmesi falan. Evet ya çok değişken, çok yani acayip. Galiba ben Robert Downey Jr.'a basarım ama hani Ken, Ken düşündürdü acı Ryan Gosling. Ken rolü düşündürdü gerçekten <laughs> yani. Bir de hep şey deniyordu ya Ryan Gosling aslında hep aynı o donuk karakter. Blade Runner, Drive falan hani oralarda hep böyle donuk böyle tuhaf adam gibiydi. Halbuki Yok, zaten... Yok bas tuşlara basmış burada ya. Aynen farklı rolleri oynuyordu aslında da biraz daha onlar da onlarla biliniyordu. Burada zaten çılgın yani. <laughs> Çok acayip ne kadar aslında skalasının geniş olduğunu da göstermiş oldu. Ama her türlü başrol olması yani bence de başrol girmesi lazım. Evet bence de ama nedense şu an tahmin sitelerinde bir yardımcı erkekte gösteriliyor. Bence de başrolde girmeli yani. Yani kasta öyle yazmış olabilirler abi hani bu bir kadın filmidir diyerek başa Olabilir. Margot Robbie şey Hispanik abla neydi ismi Alex Amerika Fer karıştırdım yine evet. ismini falan <laughs> yazıp hani Ryan Gosling'i hani şey title seviyesine göre maaş alıyorlar çünkü bunlar filmlerden evet, yani evet, evet, evet. belki Ryan Gosling ucuz oynar mısın demişlerdi hani yardımcı oyuncu yazalım demişlerdi belki arkasında öyle bir şey oldu yani <laughs> olabilir tabi onu bilemiyoruz zaten öğreneceğiz zaten yakın. <laughs> iyi bakalım okay. peki valla sevgili arkadaşlar sağ olun var olun ee, izlediniz siz de saatlerce bizi hem Oppenheimer konuştuk hem Barbie konuştuk. Barbenheimer Special Event'imizin sonuna vardık. E, 2500 seyirci valla 2 saattir onlar da bizi Oo. terk etmediler. En son evet. gider ayak like'lara da bir abonmanızı rica ediyoruz dostlar. Sizin de yorumlarınızı merak ediyoruz filmlerle ilgili. Özellikle e, Oppenheimer ve Barbie'yi aynı gün zorlayıp da izlemiş delik varsa aranızda arka arkaya. Nasıl bir psikolojiyle izlediniz ne yaptınız onu çok merak ediyorum. Kendinize iyi baktınız. Görüşüyoruz. Hoşçakalın.